Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Spor 42 başlıyor. Kanal 42 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Atiker, İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligin 17. haftasını, yani ligin ilk yarısını 15 puanla tamamladı. Konyaspor'da sular durulmuyor dersek yalan olmaz. Bu hafta konuklarım Profesör Doktor Hakan Salim Çağlayan ve Doçent Doktor Mete Kazaz'la beraberiz. Hocalar aldık bu hafta yayına. İki değerli hocamızla, Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi olan iki değerli hocamızla Konyaspor'u değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar, hoş bulduk. Hocam yani nereden başlasak bilmiyorum ama Konyaspor hakikaten iyiye gitmiyor. Evet. Şu anda ligin dibine de demir atmış durumda. 14. sırada küme düşme potasına girmek üzere. Potanın hemen bir üst sırasında bekliyor. İkinci yarıda çetin maçlar var. Camia karışık, hoca gelecek gidecek vesaire. Yönetimde ciddi manada rahatsızlıklar var. Şimdi sizle başlayayım Mete Hocam. Siz programın ev sahibi sayılırsınız. Teşekkür ederim. Hakan öyle Hocam biraz daha misafir gibi. Evet. Hocam maçla başlarsak eğer neler doğru yaptık, neler yanlış yaptık? Ya şimdi özellikle geçen haftaki maçtan bu haftaki maça gelmek lazım. Bizim altını çizdiğimiz Aykut Kocaman'ın kadroya neşter vurması ile ilgili hamleyi aslında geçen hafta karşılaşmanın hakemi yapınca bu hafta özellikle Skubic ve Ömer Ali Şahiner performansından dönem içerisinde sıklıkla kötü anlamda bahsettiğimiz iki oyuncu aslında neşter yemiş oldu. Ve onlar olmadan nasıl bir kadro kuracağı konusunda soru işaretleri vardı hepimizin kafasında ama Aykut Kocaman'ın aslında kendi oyun anlayışının dışına çıkmadan yine elindeki futbolcuları farklı bölgelere taşıyarak bir diziliş yaptığını gördük. Ama burada tabii bizi dönemin başından beri alakadar eden şey özellikle takımın özellikle puan konusundaki arzusuz, isteksiz, hevessiz, hiçbir şekilde motive olmayan yapısıydı. Yani bu kadro değişikliği bu hafta acaba onu beraberinde getirecek mi, onu sağlayacak mı ya da değiştirecek mi diye merakla bunu bekliyorduk. Orada bir değişiklik olmadığını gördük. Yani oyuncuların mevkileri değişti. Birkaç oyuncunun, işte Ali Turan'ı sağ tarafta gördük. Milošević ile zaten Ahmetović'in kanat değişikliklerini gördük başlangıçta. Mia'yı mecburen ilk 11'de gördük ve aslında birçoğunun Bay için kötü performansı her gündeme geldiğinde denenmesi gerekiyor diye ısrarla istediği Taci'yi de en uçta gördük. Farklılık buydu. Ama bu kadro farklılaşması beraberinde oyun istemek, oyunu istemek, puanı istek anlamında takımda bir farklılık yarattı mı? Bence hayır. Bunu çok rahat söyleyebiliriz çünkü golü bulduğumuz 8. dakika ve oradan sonra, golden sonra takip eden bir yaklaşık 10 dakika daha üstüne koyarsak 18. 20. dakikaya kadar evet maçın başında ya acaba mı diye bize sordurtan bir takım vardı ama 20. dakikadan sonra bence tamamen yine özellikle son 75 dakika 70 dakika tamamen takıma karşı takıma ev sahibi takıma maçı bıraktı Konyaspor. Bir daha da geri alamadı onu zaten. Savunmayı tercih etti. Aykut Kocaman'ın bunu işte Başakşehir'den maçında da bunu kovaladığını gördük. Alanya karşısında da bunu kovaladığını gördük. Ama bildiğimiz bir şey var ki sıfır puanla bir puan arasında ligde bulunduğumuz şu konum itibariyle bizim için bir fark yok zaten. Olacaksa evet. Bizim için 3 puan olacak. Çünkü 3 puan bu takıma şok yaratabilecek bir değişiklik. Bir puan bu takımda şok etkisi yaratmıyor. Bunu gördük. Bunun peşinde koşmanın bir anlamı yok. Ama artık bunu Aykut Kocaman için söylemenin bir anlamı yok. Çünkü Aykut Kocaman'ın tam manasıyla futbol oyunu ile ilgili tasarrufları, futbol oyunu ile ilgili beklentileri bu yönde, bu noktada. Bunun böyle olmasının
temel esprilerinden birisi elindeki şu andaki oyuncu yetersizliği, yani kadro mühendisliği bakımından söylüyor. Oyuncu yetersizliği. Ama onunla ilgili de burada payı alıp başka birine veremeyiz. Yine Aykut Kocaman'a veriyoruz bu payı. Çünkü bu kadroyu kendisi oluşturdu. Yani bir kısır döngünün içerisindeyiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu kısır döngünün içerisinden çıkma gayreti bizi maalesef tekrar patinaja sürüklüyor. Çıkamıyoruz. Bir değişikliğe ihtiyacımız var. O değişikliklerle ilgili neler yapılabilir? Bence bugünkü gündemimiz biraz o olmalı. Çünkü artık önümüze bakmak zorundayız. Bununla ilgili neler olacak? Bence herkes onu merak ediyor. Karşılaşmayla ilgili benim özetle söyleyeceklerim bunlar. Lafı çok uzatmak istemem. Evet, yani ikinci yarıda hocanın değişiklikleriyle alakalı maçın çok ciddi sonu, bir... Çok sonu. Ben çok anlam vermiyorum o değişikliklere. Yani orada bir mesaj kaygısı taşıyan değişiklikler de onlar. Yani takımdan gitmesi gündemde olan iki tane oyuncuyu takıma, oyuna katkı sağlasınlar diye sahaya sürmek ya ilginç bir mesaj gayreti olsa gerek. Değil başka mi? Bir şey kiralık değil. Kiralık yani. Göndereceğiz denilen yani, oyuncuların. Yani bu burada bir mesaj kaygısı var. Muhtemelen o mesaj da taraftara değil, yönetime bir mesajdır. Ama yönetimle beraber oluşturdunuz bu kadroyu. Evet. Yani o zaman... hocanın o değişiklikleri beni kovun değişiklikleri bana. Ya bir yani, mesaj ben ya, bir daha net konuşayım. Mesaj diye düşünüyorum. Evet, yani beni kovun değişiklikleri diye görüyorum ben yani. Başka bir şey değil. Öyle de değerlendirebilir ama mesaj kaygısı var yani. Evet. Hakan hocam hoş geldin öncelikle. Seni ilk defa bir programda ağırlıyorum ben. Siz geçmiş dönemde yöneticilik de yaptınız Konyaspor'da. Babanız da uzun yıllar Konyaspor'a amir olup yaptı. Emek verdi. Emek verdi. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı cennet eylesin inşallah. Hocam Konyaspor'un ilk 17 haftasını değerlendirirsek siz kırılma noktalarını ne olarak görüyorsunuz ya da bu takımın temeldeki problemi ne sizce? Yöneticilikte yaptınız. Besyo'da önemli bir makamdasınız, görevdesiniz. Profesörsünüz. Sizce nedir bu işin sorunu? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı herhalde bir iki yıla yaklaştı televizyon ekranlarında çıkmadığımız. Yöneticiliği bıraktıktan sonra ilk kez katıldığım bir televizyon programı. Şimdi dün biz de eski yönetimle beraber görev yaptığımız arkadaşlarla sonuçta taraflı olarak bu takıma hizmet etmek için devam ediyoruz. Yani bu bizim gönlümüzün, çocukluğumuzun takımı, şehrimizin takımı. Bu şehirde yaşıyoruz. Her zaman destek olmamız lazım. Biz de arkadaşlarımızla beraber deplasmanda, ben maçı canlı izleme fırsatı buldum. İlk gittiğimiz deplasmandı. Hocamın dediği gibi yani özellikle dünkü karşılaşma üzerinden gidelim. 8. dakikadaydı herhalde değil mi hocam? Evet, 1-0 öne geçti. Çok da biraz sağ şartlar ağırdı sürekli. Yani yağmur hiç durmadı. İlk yarı biraz dengeli oynandı ama ikinci yarıdan sonra özellikle bir puana razı bir oyun sergilendi. Koruyabilirdi skoru da ama Alanya özellikle ikinci yarıdan sonra çok baskılı oynadı ve skoru tutamadı. Yani tabi burada diğer faktörler de vardı, belki onlara çok değinmek istemiyorum ama hakem hataları vesaire gibi bunlar her zaman oluyor. Genel değerlendirecek olursak 17 haftayı ya bizim yaşadığımız dönem gibi bir dönem yaşanıyor. Biz 2017-2018 sezonunda aynı bu şekilde ilk yarıyı 15 puanla tamamlamıştık. Şu anda Konyaspor'un puanı da 15. Genel anlamda bakarsanız 16 puanla tamamladınız hocam. Yok, 15 puanla tamamladık. 2017-2018 15 puanla tamamladık. Son çünkü Fenerbahçe ile elimizde oynamıştık. Berabere kaldık. 15 puanla tamamlamıştık. Şimdi puan olarak aynı. Fakat lig biraz sene olarak biraz değişik bir lig oluyor. Yani herkesin herkesi yenebileceği bir maç programı görüyoruz. Müsabaka programı görüyoruz. Yani genel kırılma noktasıyla ilgili çok bir yorum yapmam. Ben özellikle şunu söyleyeyim başlamadan önce. Ben şimdiye kadar da çıktığım programlarda hiçbir zaman hocanın oyun sistemiyle ilgili, oyun taktiğiyle ilgili, yaptığı değişikliklerle ilgili çok bunlara eleştirme ya da bunlarla ilgili yorum yapma taraftarı değilim. Çünkü takımın patronu futbolcular anlamında söylüyorum, yani sporcular anlamında hocadır. Hani orada gördüğü
eksikliğe göre bir değişiklik yapardır veya oyun sistemine ona göre kurardır. Ha, neticeyi alabildiği sürece bir problem yok ama netice gelmediği zaman bazen müdahale etme gereksinimi duyar. Bu müdahaleyi yapacak kimdir? Takımı yöneticileridir. Biz de dönem itibariyle bu tarz krizlerde kararlar aldığımız oldu. Şu anda gidişatı da baktığımız zaman tabii çok olumlu şeyler söylemek yanlış olacak. Çünkü iyi gitmiyoruz. Neler yapılması lazım? Bize ilk yarı bitti. Bundan sonra işte bugün sürekli basında haberleri döndü. Siz de yorumlar yaptınız. Hocayla bir görüşme olacağı söyleniyor yönetimin. Bununla ilgili nasıl bir adım atılacak veya işte ileri vade neler planlanacak? Bunlara bizim çok işim açıkçası benim şu pozisyonumda bulunduğum konum itibariyle yorum yapmam belki biraz yanlış olabilir ama bu takımı iyiye götürebilmek adına eğer risk alınacaksa almanın zamanıdır. Çünkü ikinci yarı artık bu maçların telafisi olmayan bir döneme girilecek. Bundan sonra da oradan sonra artık geri dönüş olmayan bir yol olur. Yani bunu bu arkadaşlar işte... Hocam siz o sezonda 3 teknik direktörle çalışmış bir yöneticisiniz. Yani o dönemin şartlarına baktığımız zaman işte sezona Mustafa Reşit Akça ile başladınız. Ve ligin başında en önemli oyuncunuz Traore ayağı kırıldı. Akabinde 5 maçlık cezanız var. Seyircisiz oynama cezası. Ligin 10. haftasına kadar seyirciden yoksun çıktınız. Ahmet Şan Başkan'ın bir FETÖ süreci geçirmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kalması. Yani kulüp başkansız kaldı. Akabinde Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılarında çatırdama yaşandı. Daha sonrasında takım kaptanı Ali Çamdal'ın kadro dışı bırakılıp tekrar affedilmesi, tekrar kadro dışı bırakılması gibi bir süreç yaşandı. Yani yaşanabilecek bütün olumsuzlukları yaşadınız. Evet. Burada yönetimin hataları var mıydı? Vardı, yoktu. Yani bu apayrı bir tartışma programı. O zamanlarda da işte biz eleştirildik zaten sizleri. Hatta yerden yere de vurduğumuz zamanlar oldu. Fakat şu anda baktığım zaman Konyaspor kulübünde böyle bir olumsuzluk yok. Hoca sapasağlam duruyor. Başkan sapasağlam duruyor. Oyuncular sapasağlam duruyor. Kulübün herhangi bir cezası yok. Seyirci cezası yok vesairesi yok. Ama gelinen noktada aynı puandasınız. Yani burada bir teraziye koyduğumuz zaman sizin döneminiz daha başarılıymış. Sizin döneminiz daha başarılıymış. Yaşanan olaylara baktığınız zaman yani çok fazla krizle boğuşmuşsunuz. Belki bu krizleri doğurmakla suçlayabiliriz sizi. Onun haricinde bir şeyle suçlanamaz o yönetim. Ama idare edilmiş iyi ya da kötü. Sonuçta takım ligde kalmış. Herkes bunu bilmeli. Ha bir de o dönemde Türkiye Kupası'nda da çeyrek final var. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde de mücadele var. Yani 3 kulvarda oynayan bir takım sizin döneminizde. Bu dönemde öyle bir şey de yok. Manaspor'a elendik zaten yani. İkincilik takımına elendi takım. Türkiye Kupası falan yok. Avrupa Ligi'nde de mücadele etmiyorsun. Tek kulvar Süper Lig. Gelinen nokta bu. Sizce yani bu hoca yani Aykut Kocaman sizin çok başarılı olduğunuz da bir hoca aynı zamanda yani sizin döneminizde Aykut Kocaman'a da ciddi başarılar da yakalandı. Bu hocanın şu anda 17 haftalık bir kredisi var mıydı yok muydu yani? Bu zamana kadar yani sana kalsa bugün gönderir misin göndermez misin hocam? Şimdi yani zaten bizim yaşadıklarımızı anlattım. Daha belki üzerine bir şey bazı şeyler de koyabiliriz. Yani nerede baksan bizim yaşadıklarımız bir 60 saniye sürdü herhalde. Pişmiş anlatman. Evet. Pişmiş yani biz yaşanılmaması yani. Gereken ne varsa yaşadık. Evet. Yani Süper Kupayı aldıktan sonra 5 maç cezayla daha sonra ikinci haftaydı yanlış hatırlamıyorsam Gençler Birliği maçından sonra kulübümüzün başkanı Sayın Ahmet Şan bu FETÖ ile ilişkilendirilip kulüp başkanlığını bıraktıktan sonra o zaman ilk Trabzon maçında en büyük takımın
güçlerinden biri olan Traore'nin ayağını kırılmasıyla vesaire vesaire çok şey yaşadı. Şimdi biz 9. haftada Kayseri'de mağlup olduktan sonra Mustafa Reşit Açay hocayla yollarımızı ayırdık. Mehmet Özdirek hocamız geldi ve son 10 haftaya kalana kadar onunla devam ettik. Son 10 hafta kala da Sergen hocayla anlaştık. Şimdi bunlar tabii bakın şu şekilde söyleyeyim. Yönetim, ben spor yöneticiliği bölüm başkanıyım. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Yönetim risk almayı gerektirir. Şimdi riski alamazsanız yarın bunların doğuracağı sonuçlara da siz katlanmak zorundasınız. Şimdi şöyle bir soru sordunuz. Yani şu pozisyonda olsanız ne yapardınız diye. Ya bu tabii şimdi hani benim içinde olmadığım bir yönetimde buna cevap vermem benim kolay. Ama tabii o arkadaşlar bunu enine boyuna düşünüp nasıl bir yol çizilmesi gerektiğini en iyi kararı onlar verir. Ama ben şu anda ben Aykut Kocaman'ı şahsen tanırım. Çok da sevdiğim bir insandır. Yönetici olmadan önce tanıştığım bir insandır. 2015 yılında bizim Fair Play topluluğumuz vardı. O zaman davet etmiştik kendisini. Çok sıcakkanlı beyefendi. Ben hani böyle yazılanlara baktığım zaman böyle büyük egoları olan bir insan değil. Yalnız hocalık noktasında eğer geldi burada büyük başarılar kazandırdı. Ama her zaman aynı büyük başarıları kazandıracak diye bir kaydı yoktur. Bugün dün itibariyle işte gördük Ünal Karaman Trabzonspor'la yollarını ayırdı. Evet. Ünal Karaman Trabzon'a 17 yanlış hatırlamıyorsam bir yerde yazmıştı ama belki yanlış da söyleyebilirim. 14-15 sezonda şu andaki bulunduğu yerde olmamış Trabzon. Şu anda 3. sırada. Evet. Ve hocasıyla yollarını ayırdı. Yani ha doğrudur yanlıştır. Bu ayrı bir konuda tartışılır. Eğer olmuyorsa, bu tutmadıysa benim şahsi görüşümü söylüyorum. Futbolda çok güzel bir söz vardır. Futbolun geçmişi yoktur. Futbol her zaman geleceğe bakar. Olmuyorsa bence yolların ayrılmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Evet. Yani bu benim şahsi görüşüm. Geç kalındı mı sence hocam? Yani bu saatten sonra eğer bu düşünce haizse iki taraf içerisinde yönetim ve hoca tarafı içerisinde bu mayanın tutulmayacağı eğer kesin kanaat getirilmişse bir daha deneyelimle bence başlanmaması lazım. Çünkü ikinci yarı daha zor. Ankara Gücü deplasmanıyla başlayacaksınız. Yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorsam yani yanlış da söylemem. Galatasaray evimize gelecek herhalde. Yani daha zorlu bir süreç var. Yani riski almak lazım. Ben nasıl bu arkadaşlar Rıza Çalınbay'ı gönderirken bir risk alarak göndermişlerdi. Ve ben gerçekten, ben şahsi anlamda söyleyeyim. O zaman belki sene de başka bir ortamda konuşmuşuzdur. Yani belki birçok kişi normal karşılamamış olabilir ama ben iyi bir hamle olduğunu söylemiştim Aykut Kocaman için. Yani buraya getirilmesi. O bir riskti. Ne oldu? Verilen bir kredi vardı belki. 11 hafta herhalde galip gelemedi geldikten sonra. Evet. Ama ne oldu? Yeni bir dönem planlaması, yeni bir sezon başlangıcı daha iyi olacağı kanaatine getirildi. Ve beklenildi. Şimdi 17 haftada içeride bir galibiyet, dışarıdaki galibiyet ve altıda beraberlik var herhalde. Yani bu durum eğer bu şekilde giderse takım daha çok zor duruma gireceği aşikar. Yani bunu matematik profesörü olmaya gerek yok. Bu riski almak da lazım diye düşünüyorum. Evet. Biz öyle yaptık. Yani şimdi biz Mustafa Reşit Akçay 9. haftada gönderdikten sonra Mehmet Özdere'ye getirmiş. Son 10 hafta vardı. Galatasaray maçına çıkacaktık. Yani Akhisar maçından mağlup olmuştuk. Geldik, konuştuk. Malatya maçıyla devam etti. Malatya maçında içeride yenildikten sonra bu riski almamız gerektiğini düşündük ve gönderdik. Sergen Yalçın hocayla anlaştık. Sergen Yalçın da geldi. Bizi ligde tuttu 10 haftada. Evet, bir kumar oynandı ve tuttu. Ya kumardan yendi. Risk almamız lazımdı. Yani şimdi bunu bana hoca söylemişti. Bizim belki özel sohbetlerimiz. Aykut Hoca'nın da genel hayata bakışı böyledir. Hani bir yerde patenaj yapıyorsan aynı yerde kalmanın bir anlamı yoktur diye böyle bir konuşma esnasında söylemişti. Baktın ki tutmuyor. Yani çok geç olmadan riski almak lazım. Evet. Çünkü bu daha kabul edilemeyecek sonuçlara götürebilir. Ki keza ben şunu da söyleyeyim. Yani biz hakikaten şimdi ya tutmazsa tutmadığı zaman tutmuyor. Yapılacak bir şey yok ama
Yani çok faktörlerle biz hakikaten o dönem mücadele ettik. Yani şimdi bakayım, dönüp baktığımız zaman geçmişe ve hala bazen sosyal medyada vesaire gibi yerlerde her zaman da karşımıza çıkabiliyor. Yani hala o döneme atfeden konuşmalar vesaire. Ben şunu söylemek istiyorum. Ya yönetim hep ileri bakma sanatıdır. Yani geçmişte illaki her insanın yapmış olduğu hatalar vardır. Bu hatalardan ders alınarak ileriye bakılır. Her yapılan olumsuzluklarda ya da işte başarısızlıklarda geçmişe dönüp işte o şöyle, şu şöyle yapıldı, şu şöyle yapıldı, bunlara dönmek en büyük yanlıştır. Yönetim onu yap bakar, kendince o zaman o dönem hatalı olanları gördüyse bunlardan ders almamaya çalışır. Ders alır, önüne bakmaya çalışır. Yani şimdi ben bazen görüyorum, biz de işte çünkü alanımız spor, yıllardan beri bu işin içindeyiz. Hala o döneme atfeden konuşmaları görüyorum. Hala o dönemle ilgili söylenenleri görüyorum. Ve üzülüyorum da yani kendi şahsım adına. Ben 8 yaşından beri Konyaspor'un maçlarına giden bir insanım. Biraz önce dediniz. Belki tanımıyordun. Ben yönetici olduktan sonra tanıdım. Babamın, rahmetlinin evet, bu camiaya etmiş olduğu hizmeti. Biz babamızın vesilesiyle, yani babadan biraz Konyasporluyuz. Ve bununla da gurur duyuyoruz. Yani hiçbir zaman böyle söylemekten, bununla övünmekten de gocunan insanlar değiliz. Bu bizim şehrimizin takımı, şehrimizin en büyük simgelerinden biri. Herkes, yani bugün yönetimler gelir geçer, hiçbir zaman Konyaspor sevdası kimseden vazgeçmez. Yani biz o dönem yöneticilik, şimdi taraftarız. Yarın başka arkadaşlar yönetici olurlar ama onlar da taraftarlıklarına devam edecekler. Yani bu kimseye mal edilebilecek bir şahsın, kişilerin bir kulübü değil burası. Bu takım hepimizin takımı. Evet, bu şehrin takımı. Bu şehrin takımı. Yani şimdi üzülüyorum, şu anlamda üzülüyorum. Ya işte bazen görüyorum, yani yoktur zannetmiyorum ama işte Alanya, ben canlı izledim ya 95. dakikada. Hani şuna geldi mevzu. Belki tamam, bizim orada 3 puana ihtiyacımız var. Çünkü takımın psikolojik anlamda yukarıya tırmanması için 3 puan lazım. Ama o futbolu gördüğün zaman, karşı takımdaki o özellikle ikinci 45 dakikadaki yoğun ataklarını gördüğün zaman bir puana iyi diyorsun deplasmanda. Bu şekilde yani biz gittiğimiz arkadaşlara da düşündük. Yani tamam, bu bir puan iyidir ama 95'te gol attı. Herkes yıkıldı yani orada. Hocam problem orada zaten. Şimdi yok, şu anlamda diyeceğim. Şimdi bazen yazılanları okuyorum. İşte şey diyorlar hani bu beraber veya 95'te gelen gole Konya'da Konyaspor tutup sevinenler vesaire gibi böyle bir, bilmiyorum yani siz de okumuşsunuzdur. Ya böyle bir insan olacağını zannetmiyorum. Yani 95'te şehrin takımının mağlup olmasından mutlu olacak bir insan bence ihanet içerisindedir. Yani bu kadar da değildir diye düşünüyorum. Bu hepimizin üzüntüsü. Galibiyeti hepimizin sevinci. Ve burada zaten sizle beraber olmamızın ortak noktasında Konyaspor zaten. Evet. Mete Hocam, seninle devam edeyim. Şimdi Konyaspor'da gündem şu. İşte Aykut Kocaman gitti, gidiyor, gitti, gidiyor. Hoca işte yönetime, yani bunlar tabii kulis bilgileri. Hoca yönetime bırakmak istediğini, bırakabileceğini defalarca beyan etti. Bu bazılarını da yani net bir bilgi olarak biliyoruz. Yani Rize maçından sonra mesela bırakabilirim isterseniz gibi bir teklif var. Yine aynı şekilde bu maçtan sonra var. Hoca hani istediğiniz zaman ben bırakırım diyor. Yönetimde anca beraber kanca beraber diyor. Yani hocanın Fenerbahçe geçmişini de biliyoruz. Fenerbahçe'de de defalarca istifa sinyalleri vermiş. Bırakırım gibi. Yani bu artık blöf mü denir? Ne denir bunun adına? Bu tarz bir hocanın, blöf de değil, belki samimidir hoca ve samimi bir şekilde, yani mahcubiyetten kaynaklı bir bırakabilirim gibi bir talebi var. Sizce hoca gitmek mi istiyor? Yani haleti ruhiyesi o mu? Yani hakikaten ben ya olmuyor, ben gideyim mi diyor? Yoksa hani ya durum bu ama toparlayacak benim mi diyor sence? Şimdi Aykut Hoca'nın bu Konyaspor'a son gelişinin ben başlangıçtan beri diğer gelişiyle, diğer gelişleriyle çok
benzer olmadığını düşünüyorum. Yani Aykut Kocaman buraya son gelişinde aslında İstanbul'daki bagajıyla geldi. Yani biriktirdikleriyle geldi. Yorulmuşluklarıyla geldi. Ben hala milli takımla ilgili beklentiler oluşmadığı için geldi. Biraz kaçış gibi geldi diye değerlendiriyorum. Ben bunu ilk geldiğinde de söylemiştim. Ben o dönemde Rıza Çalınbay'ın gönderilmesiyle ilgili muhalefet etmiş adamlardan birisiyim. Yapılmaması gerektiği konusunda muhalefet etmiş adamlardan birisiyim. Bu Aykut Kocaman'ın Rıza Çalınbay'dan daha kötü teknik direktör olması dolayısıyla yapılan bir muhalefet değil. Oradaki stratejinin yanlış olduğunu düşünenlerdenim. Yöntemin bu olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söylemiştim. Şimdi Aykut Kocaman'ın buradaki işte Rize maçından sonraki tavrı, bu maçtan sonraki tavrı bence saha içerisinde liderliğiyle tanıdığımız, saha kenarında hakikaten etkisiyle, takım üzerindeki yetkisiyle, taraftar üzerindeki hakikaten o ağır duruşuyla tanıdığımız lider pozisyonundaki bir teknik direktöre, teknik direktör davranışıyla çok da örtüşmeyen bir davranış. Yani böyle adamlar, bu tür liderlikleri olan adamlar ya giderler ya kalırlar. Gitmekle kalmak arasında gidip gelmezler. Yani şimdi şöyle bir durum var. Düşünsenize, gitmekle ilgili kararı Aykut Kocaman Konyaspor yönetimine bıraktı. Konyaspor yönetimi zaten bu kararı alabilecek bir pozisyonda değil ki teknik direktör Aykut Kocaman'ken. Başka birisi olsa alabilir bu kararı Konyaspor yönetimi. Ama Aykut Kocaman'ın Konyaspor camiası ile ilgili böyle bir pozisyonu var. Bu pozisyonu herhalde kimse tartışmayacaktır. Böyle olması da doğal. Çünkü Aykut Kocaman da Konyaspor tarihindeki en büyük başarıları yaşamış. Ama her zaman bu dokunun uyuşacağı, her zaman bunun beraberinde başarılar getireceği gerçeği de yok pek tabii ki. Şöyle düşünelim. Başka bir pencereden bakalım. Yani Aykut Kocaman'la ilgili şunu söylüyoruz ya. Yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemeye çalışmak hakikaten yapılacak en büyük hatalardan birisi. Biz koca sezondur bunu yapıyoruz. Aynı şeyleri yapıyoruz ama farklı sonuçlar bekliyoruz. Olmuyor. Olmaması da gayet doğal. Bugün itibariyle Konyaspor'un başında Aykut Kocaman'ın olmadığını varsayalım. Yani bu serüveni bu takımla birlikte işte sezon başında takımın kurulması, ondan sonra alınan sonuçlar, günümüze başka bir teknik direktörün getirdiğini düşünelim. Bugün itibariyle o teknik direktör gider miydi? Giderdi. Giderdi. Değil mi? Hiç düşünmeden bu cevabı veriyoruz. Giderdi. Mourinho olsa giderdi. Aykut Kocaman kalıyor. Şimdi o zaman Aykut Kocaman'la Konyaspor ilişkisinin sağlamasını yaptığımız bir pozisyon. Ama dün itibariyle özellikle aslında Aykut Kocaman durumuna benzeyen bir başka durum gelişti bu ülkede. Ne o? Ünal Karaman durum. Yani bizim bu işe gereğinden fazla duygusal bakan bir millet olduğumuzu kanıtlayan ikinci vakı. Onlar duygusallıktan hata yaptılar. Teknik direktörlerini gönderdiler. Biz duygusallıktan hata yapıp teknik direktörümüzü gönderemiyoruz. Ya Aykut Kocaman'ın iç sesi, beden dili, kimi zaman gerçekten sözcükleri diyor ki ya bu takımın farklı bir şeye ihtiyacı var. Artık anlayın bunu ya. Bunu söylüyor adam. Biz de ısrarla diyoruz ki yok hocam seninle. Tamam. Yani yaktıysak gemileri eyvallah. Yani biz karar alıcı pozisyonda değiliz. Biz burada değerlendiren, yorumlayan pozisyondayız. Az önce Hakan hocam çok net olarak fikrini ifade etti. Ben ilerleyen haftalarda yani lig devam ederken fikrimi zaten dillendirmiştim. Bu takıma çok büyük bir şok lazım. O şoku hiçbir şey yaşatamadı. Şu anda Konyaspor'la ilgili en büyük şok Aykut Kocaman'ın gitmesi olur. Ama bunu tolere edebilecek, şu anda B planını, C planını masaya koyabilecek bir yönetiminin olması lazım. Öyle bir yönetim var mı şu anda? Yönetim öyle bir ışık verdi mi bize? Hayır. O zaman bence de Aykut Kocaman kalsın. Yani ben bugün itibariyle yönetimin, Konyaspor'un yönetiminin yapılacak futbolcu transferlerinden takımda işte farklılaşacak uygulamalara, Aykut Kocaman'la birlikte poz vermekten, bakın birlikte poz vermekten, kamera önüne çıkmaktan daha birçok atraksiyonu iletişimi yöneterek yapmasını beklerim. Ama herkes büyük bir sessizliğe bürünmüş durumda. Ortada saçma sapan 2-3 tane futbolcu transferi dedikodusu var. Onu duyuyoruz. Bir taraftan bu takımın mali yapısının öyle 3-4 futbolcu alabilecek konuma sahip olmadığının altını çizenler var. Büyük bir soru işareti. İşte mesajlar geliyor. Herkes ne olacağını bekliyor. Ne olacağıyla ilgili
sorunun cevabını biz burada ancak yorumluyoruz. Ne yapılacağı ile ilgili birilerinin konuşması lazım. Anlatması lazım. Su serpmesi lazım insanların yüreğine. Var mı böyle bir girişim? Yok. Konuşan kim? Aykut Kocaman. Aykut Kocaman ne konuşuyor? Her basın toplantısından sonra. Malatya maçının 10. saniyesindeki kırmızı kartla her şey başladı. Hocam? Bir arada 3 Temmuz süreci vardı ya. 3 Temmuz sürecinden bu yana diye. Tamam, bitti artık o. Yani bitti artık. Sen onu bırak içinde yaşamayı. Ya ben her maç öncesi röportajını özellikle izliyorum. Her maç öncesi röportajında insan o noktaya geri döner mi ya? Ya bu artık sen kafa olarak bundan kurtulsan bile söylem olarak da kurtulman lazım. Dillendirmemen lazım bunu. Kötü günlerdi, tamam, atlatmaya çalışıyoruz. Yeni bize bir şeyler söylemen lazım hocam. Ama söyleyemiyorsun. Maç sonrasına bakıyoruz. Maç sonrasında ya işte toparlanmamız lazım. Bize bir değişiklik lazım. Planlamamız var ama yok. Somut bir şey var mı ortada? Yok. Ben mi söyleyeceğim somut bir şey? Yani şöyle toparlayacağız, böyle toparlayacağız. Arkadaşlar şunu yapacağız. Takımın fizik kondisyon olarak geride kaldığını düşünüyorum. İşte bunu devir arasında toparlayacağız. Şunu yapacağız. İsmetciğim şunu söylese mesele bitecek. 3 bölgeyle ilgili nokta transferlerimiz var. İşte 5 oyuncuyla görüşüyoruz. Bunlardan 3'ünü alacağız. Herkes rahat olsun. Diyebildi mi bize kimse? Demek. Yönetici, teknik direktör. Şu aşamada yapılacak başka bir eylem var mı? Başka bir eylem var mı? Ne yapacağız? Yok. Bu oyuncularla olmuyor. Bunu artık anladık. Ama yok. Ya bu oyuncularla olmuyor da şimdi tutup da zaten takımın bütün iskeletini devre arasında alıp değiştirme ihtimali yok zaten. Buna değil. Ne mali güç imkan verir ne de fiziksel imkanları. Tabii. Yani şimdi yapılacak zaten transfer belli. Muhtemelen 2 ya da 3 transfer yapılır. Bu şekilde zaten yani gene ama bununla ilgili bir ipucu da yok hocam. Bu futbolcularla yola devam ediyor. Bununla ilgili bir ipucu da yok. Ben bir reklam arasına gideyim mi? Reklamlardan sonra tekrardan değerlendirelim. Bir reklam arasına gidiyoruz. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Spor 42 devam edecek. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Spor 42 devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sevgili hocalarım, sizleri yakalamışken ben biraz sıkıştıracağım ama ben Aykut Kocaman'la alakalı şunu düşünüyorum. Şimdi malum devre arasında transfer yapacak bu takım. Takımın kadro yetersizliği aşikar. Bu kadro yetersizliğinde de evet Aykut Kocaman'ın ciddi manada hataları var. Fakat devre arasında bizim bir finansal fair play gibi bir sıkıntımız da var. Yani satmadan işte alamıyorsun vesaire bilmem ne ıvır zıvır gibi bir durum var. Yani alabiliyorsun ama belli başlı bütçe sınırlandırmaları var. Hı hı. Şimdi Konyaspor takımı hani devre arasında 5 oyuncu gönderir. Yerine 8-9 oyuncu alabilecek bir şey de değil. Yapıda değil. Kimi göndereceksin zaten? Elde bir şey yok yani. Elde olanı da göndereceksin. Tekrardan almaya kalksan 11-12 tane transfer yapman lazım. Bakıyorsun bu transferleri yapma ihtimalin yok. 11-12 transferi. 3-4 transferle devre arasını geçireceğiz biz. Yani Aykut Kocaman da olsa, Aykut Kocaman olmasa da biz bu limitler doğrultusunda maksimum 3-4 transfer, belki 5 zorlanacak transferle devre arasını geçireceğiz. Kadro yine aynı kadro hemen hemen. Küçük dokunuşlar olacak 3-4 transferle. Şimdi Aykut Kocaman'ın haricinde bir hocanın bu takımı ben ligde tutabileceğini düşünmüyorum. Bir. İkincisi, şimdi devre arası gelmiş zaten. Son maçını oynamış. Bugün Aykut Kocaman'ı gönderdim desen valizini topladı. Tesiste vedalaştı. Terk etti bilmem ne falan filan. Yeni hocayla anlaştın. Yeni hoca geldi, imza attı. Takımı tanıdı, topladı, etti. Transfere baktı derken
ikinci yarıya başlamış olacağız biz. Hı hı. Transferlerde de hoca her zaman şunu diyecek, işte ben zaten bu takımı ben kurmadım diyecek. Alınan oyuncular işte getireceği kimler gelecekse, yeni hoca gelse bile. Yeni gelen hoca hadi ince şunları çalıştım, şu oyuncuları getirin ben burayı uçururum filan da diyemeyecek yani. Bu ihtimali zayıf görüyorum ben. Tamamen bir kaosa doğru gidecek iş. Hani 3-4 hafta önce Aykut Kocaman'ı gönderelim deselerdi, getirirdim bir hoca. Hoca işte 3-4 haftada bakardı takıma. Ondan sonra derdi ki şu oyuncu tiplerinde oyuncular bulun. Bir de şöyle bir durum var. Konyaspor takımı kulübü scout ekibini biliyorsunuz dağıttı. Kendi kulübün scout ekibini dağıttı. Neden? Aykut Kocaman var diye. Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda dağıtıldığını söylediler. Bilmiyorum. Şimdi scout ekibinde yok yani senin. Kemiği izledin yani. Neyi izledin bilmiyorsun yani. Tamamen hocaya bağımlısın şu anda. Aykut Kocaman'a bağımlısın. Yani şu durumda bir hoca değişikliği Konyaspor'a fayda mı getirecek, zarar mı getirecek? Yani siz tamam gitsin falan filan oynanan oyun şu bu işte bu zamana kadarki aldığı puanlar filan diyorsunuz ama ben işin o perdesinden bakamıyorum maalesef. Bu tarafına baktığım zaman geçerli sebeplerimin de olduğunu düşünüyorum. 3-4-5 oyuncu transferinden bahsettin. Evet. Şeyde sorunun içerisinde sevgili İsmet. Ben 5 oyuncu transferinin bir takım için yeterli bir transfer sayısı olduğunu düşünüyorum devre arasında. Konyaspor'un yani şu andaki takım iskeletinin üzerine özellikle oyun anlayışını da değiştirerek ama bunun ısrarla altını çizmek istiyorum. Yani şimdi zaten şu anda Aykut Kocaman'ın ikinci yarıda bu kadroyla bile yapacağı her şey bu durumdan daha iyi olacağı için zaten başarı olarak addedilecek. Ve nihayetinde yani gelecek olan teknik direktör aslında şu aşamadan sonra bu takımı düşürmek çok daha hani zor bir iş olabilir. Yapılacak olan söz konusu 4-5 transferle birlikte diyor. Bu kadroyla bu kadroyu sadece bu kadroyu göz önünde bulundurarak söylemiyorum bunu. Baktığımızda Konyaspor'un oyun anlayışını değiştirmek kaydıyla ve kastıyla bir oyun kurucuya ihtiyacı var mı? Yani istikrarlı olan Hurtado'nun evet, dışında yani bir oyun kurucuya ihtiyacı var. İhtiyaç var. Bir veya iki tane forvete ihtiyacı var mı? Bir veya iki tane. Bir tane demiyorum. İki tane bile olabilir forvette. Bununla beraber kanattaki oyuncularımızın idare edebilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Mesela Alper'in özellikle son dönemdeki sezon içerisinde de bence performans bakımından en iyi oyuncularımızdan birisi. Alper'in son, ama Alper'in işte o hataları da konuşmak lazım tabii. Alper'in bu ligi idare edebileceğini düşünüyorum. Skovic'in kötü haliyle bile döndürebileceğini düşünüyorum. Yani kanatlarda çok büyük problemimizin, Milosevic takımımızın diğer oyuncuları ayırarak konuştuğumuz oyuncularından birisi, kanat oyuncularımızdan birisi. Eğer o ortaya yani bahsettiğim oyun kurucuyu alırsanız ve o açığı giderirseniz kanatlarda Mia ve Ömer Ali alternatifleriniz olacak ve iki forvetle de bu takımı desteklemiş olacaksınız. Ondan sonrası bu takım için çok daha kolay olabilir. Yani Aykut Kocaman aslında senin söylediğin refleksi, hamleyi yapabilmesi için bu yönetime şans verdi. Yönetim bu şansı Rizespor maçının öncesinde, daha önceki maçların öncesinde, sonrasında daha doğrusu kaybetti zaten. Evet. Yani şu anda hani batan bir şey var, bataklığa doğru gömülen bir cisim var. Yani o cismin yani yarıya kadar batmışken çekme ihtimali vardı yönetimi. Ve Aykut Kocaman bunun için zemin oluşturdu. Ama şimdi o bahsettiğimiz cisim neredeyse boğazına kadar batmış durumda. Artık pek tabii ki onu çekmek çok daha zor. Ama ben bütün bunları göz önünde bulundurarak, ben bu psikolojinin yani Aykut Kocaman oyun anlayışı, taraftarla ilişkisi, yönetim takım ilişkisi, yönetimin tamamen bütün her şeyi teknik direktörün omuzlarına yıkmış olma durumunun bu söz konusu durumu devam ettireceğini düşünüyorum. Ve bunun bizi daha kötüye götüreceğini düşünüyorum. Onun için de birkaç oyuncu transferiyle 3, 4, eğer olabiliyorsa 5. Yani bu takımı zenginleştirmemiz lazım. Alternatifleri çoğaltmamız lazım. Ve aklı senin bir adama teslim edilmesi lazım. Geçtiğimiz dönemlerde işte Sergen Yalçın'a teslim edildiği gibi. Evet, yani ligin son 10 haftasında bile bu müdahale yapılabildi yani. Geri kalan kısmı bana duygusallık gibi geliyor. Yani kusura bakmayın ama bence şu anda biz bu süreci duygusal olarak yönetiyoruz. Hocam ama şu da var. Yani yerli hoca skalası belli.
yerli hoca da ciddi manada hani Türk futbolunda yetişmeme ya da işte yeterlilikle alakalı yerli hocalarda problem var. Yani bir yerli hoca var mı? Görebiliyor musun? Ama yani bir şekilde piyasada? De sübvanse ediyorlar ligi. Yani şu anda ligimizde kaç tane yabancı hoca var? Şu anda ligimizde bir yabancı tane. Hoca sadece şu müdahale var. Bir tane. Göztepe İlhan diye... Antalyaspor Thomas'ı getirdi. Evet. Göztepe İlhan Hoca diye biriyle anlaştı. Hatayspor'la çıkışa evet. geçen. Yok mu yani? Göztepe yani sen hocam çok mu rahat? Şunu mu diyorsun? Göztepe. Hoca gitmek istedi de yönetim göndermedi herhalde. Tabii bunu ki, demek istiyorsun. Tabii ki onu söylemek istiyorum. Yani bu pası verdi Aykut Kocaman. Verdi. Yani Aykut Kocaman Rize maçından sonra yani B planı, C planı olan bir yönetim olsaydı Aykut Kocaman'ın o günkü teklifini değerlendiremez miydi? Bu adamlar her hafta, her gün eleştiri yemekten hoşlanıyorlar mı? Bu takımın böyle gitmesinden hoşlanıyor mu yönetim yani? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Pek tabii ki durumu düzeltmek istiyorlar onlar. Yani şundan emin olsalar mesela X teknik direktör gelecek ve takım çıkışa geçecek. Bu hamleyi yapmazlar mı? Yine de Aykut Hoca ile mi risk almaya devam ederler? Hayır. Bence değiştirirler. Vallahi, ama bunun için bir çalışma yapmış olmaları lazım. Yönetim. Ben yönetimin zaafının ve probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmayı yapmadılar. Yapmadılar. Yönetimin yok. Hocaya kanca beraber sen bırakırsan biz de bırakırız gibi bir cümlesi olduğunu ama, söylüyorlar. Ama böyle bir durum olamaz ya. Böyle bir durum olamaz. Ölümlü dünya yani. Bir gün varız yarın yokuz ya. Özel sebepler olabilir. Başka sıkıntılar olabilir. Evet. Yani bir yönetimin B planının C planının olması gerekir. İsmet'ciğim bu böyledir. Yani hocam spor yöneticiliği sizin alanınız. Çok hani müdahale etmek istemem ama şimdi, ya işletmelerde de bu böyledir. Değil mi hocam yani? Hocam sana Aykut bir şey sorayım ya. Şuradan geleyim isterseniz. Gel hocam. Biz ilk yönetime geldiğimizde takımın başında Aykut Hoca vardı. Ve biz onunla beraber Türkiye Kupası'nı kazandık. Hoca Fenerbahçe ile o dönem anlaştığından dolayı gitti. Biz hani şahsım adına ve diğer yönetimdeki arkadaşlar adına da çok gitmesi taraftarı değildik ama yani o kararını bu yönde verdi ve bizle de daha bir yıllık sözleşmesi daha vardı hocanın. Bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen hoca gitmek istediğinden dolayı gitti. Biz de sözleşmeden feragat ettik. Biz kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ve tarihimizde ilk olan Türkiye Kupası'nı kazandırdığından dolayı sözleşmesini karşılıklı olarak gönderdik. Herhangi bir tazminat da istemedik. Daha sonra yeni hocamızla anlaşıldı. İşte Mustafa Reşit Akçay'dı. Tam biz o dönem girmiştik yönetime. Tazminat maddesi var mıydı? İsteseniz vardı. Alabilir miydiniz? İstesek alabilirdik. Ama biz karşılıklı sözleşmemizi feshettik. Bize söylenen, hani ben mali tablo noktasında tabii çok gördüğüm olarak söylemiyorum. Yani yönetim kararı olarak bu tazminatı almamayı yönetim kurulu kararında oyladık ve herkesin ortak kararıyla bu tazminatın alınmaması noktasında bir fikir birliği çıktı. Zaten bunu kamuoyuna herkese sorduğunuz zaman da bizim gibi düşünecekti ve bu şekilde hocamız Fenerbahçe ile anlaştı. Şimdi hocamız şöyle, yani ben metoduya şu şekilde katılıyorum. Şimdi takımı tabii ki hocanın isteği doğrultusunda kurarsınız. Yani bu doğanın kanunu. Evet. Çünkü takımı oynatacak tabii hocadır. Sistemsel noktada ben her zaman şuna, yani yıllardan beri bu işin içindeyim. Her zaman şunu söylerim. Bir yöneticinin kesinlikle takımın oyun sistemiyle ilgili bir tasarrufta bulunması bence yanlıştır. Hani oyuncu değişiklikleri vesaire, işte tabii oynatma ki. Sistemi gibi. Benim şimdi Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü'nde maçtan sonra yorum yapması bile yanlıştır bence. Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü'nde ben yöneticilik yapıyorum. Takımın hocası muhtemelen seyrediyordu. Futbolcularım da seyrediyor. Ramazan Hoca, buradan selamlarımı ilettim. Futbolcu arkadaşlarımıza da özveriyle sağ olsunlar. İyi yerlere getirdiler. 9'da 9 yaptınız. 9'da 9 yaptık. Darısı Konya Spor'u. Selçuk Üniversitesi futbol takımı. Maşallah var. Allah nazarlardan saklasın. Buradan kaptana ve diğer futbolcularımıza, hocamıza
Yönetici arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyorum. Ben de sponsor kuruluşlara teşekkür ederim. Mete Hocam da bir Selçuk Sem yönetiminde de beraber sağ olsun bize sponsor oldular. Selçuk Sem olarak. Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi mesela takımın hocası benim çocukluk üniversiteden arkadaşım. 20 yıllık geçmişim var. Daha hiçbir zaman kendisine kurduğu kadroyla ilgili, yaptığı değişiklikle ilgili, oynattığı oyun sistemiyle ilgili hiçbir zaman ağzımı açmadım. Doğru mu hocam? Yani ben, yöneticinin hocaya karışmaması mı lazım, karışması mı lazım? Sisteminden bahsediyorum. Oyun sisteminden. Yani hani şöyle oynat, şu adamları getir, şunları götür vesaire. Yani hani oyuncu değişiklikleri. Biraz önce konuştuğumuz mevzu var ya. Ben bir yöneticilik hocası için daha demin de söyledim ya ilk konumuza girerken. Yani çok bu hocanın tarzıdır. Hoca bu şekilde oynatıyordur. Sen sadece ne yaparsın yönetici olarak? Ben kendi alanımla ilgili konuşuyorum. Yani nedir? Türkiye'de zaten spor başarı odaklıdır. Başarı gelmiyorsa sebeplerini ararsın ve bu eğer hocanın oyun sisteminden kaynaklanıyorsa çağırırsın hocayı. Dersin ki biz seninle başarıya gidemeyeceğiz veya olumsuza doğru gidiyoruz. Bizim seninle hesabını sorarsın. Yani yöneticinin görevi burada hesap sormak. Ama bu sırada cebinde alternatifin vardır değil mi hocam? Ya, hazırlığını yapmışsındır. Tabii ki. Şimdi mesela yani basına yansıyan kadarıyla ben tabi detaylarını bilmiyorum ama Ünal Hoca hemşerimizi neden bıraktı? Kulüp başkanının Konyaspor maçından sonra sistemsel bir açıklamasından dolayı yanlış bilmiyorsam. Yani tabii, dedi ki o da ona karşılık işte verdi. Bu baskı yiyoruz vesaire bunu aşmamız lazım. Yani tamam belki bunları mahrem noktada karşılıklı söyleyebilirsin ama benim deneyimlerime istinaden diyorum. Okuduğum, gördüğüm alanla ilgili söylüyorum. Böyle ulu orta basın önünde bu tarz açıklamalar yapmak bence yanlış. Çünkü oyun sahaya çıkıldıktan sonra sorumlusu teknik direktördür. Başarıya bakarsın, gelmiyorsa bunu çağırırsın, hocayla hesabını sorabilirsin. Şimdi Mete Hoca'ya şöyle katılıyorum. Şimdi yönetici sistem kuran kişidir. Yöneticinin kurduğu sistem yapıyı ve süreci zaten kendisi yönetecektir. Yönetici kişiye bağlı, hani sizin söylediklerinizden çıkarak, süreçleri ortadan kaldıran ve kişiye bağlı süreçleri ortadan kaldıran ve sisteme bağlı süreçleri hayata geçiren kişidir. Yöneticinin özelliği budur. Yani yönetici sistemi kurar ve sistem hiçbir kişiye bağlı olmadan, bu Ahmet, Mehmet, tabii, Cemal vesaire, hani bugün için Aykut Hoca için konuşuyoruz. Bu sistemi kurar. Kişiye bağlı olmadan yarın buradan hoca gitse de başka bir yerde gitse de bu sistemin işlemesi lazım. Ve sezon başında, sezon ortasında bunları düşünerek transferini yapacaksa tamam hocayla illaki yönetecektir ama her zaman B planı noktasında yarın dediği gibi Mete Hoca'nın adam Allah esirgesin sağlık problemleri yaşayabilir. Ölebilir. Yani buradan çıkıp da ölmeyeceğimizin garantisi yok. Her şey olabilir. Bir B plan olması lazım. Yani kişiye bağlı bir şekilde bir kulübü yönetmek bence doğru bir davranış değil. Bir keza ki şimdi hani bakın ben eleştirmek istemiyorum. Sadece gördüğümüz... Hocam Aykut Kocaman'la çalıştınız siz. Yani orada Aykut Kocaman'a teslim mi ettiniz yoksa müdahale ediyor muydunuz? Ya şimdi bakın şöyle her hocanın kendi özel karakter yapısı vardır. Şimdi biz geldiğimizde zaten Aykut Hoca gayet başarılı bir sezon geçiriyordu. Hani böyle senin Aykut müdahale... Hoca baskın bir karakter mi hocam yani? Aykut Hoca baskın karakterden ziyade şöyle diyeyim. Aykut Hoca işine çok karışılmasını isteyen bir insan değil. Hı-hı. Ve ben bu konuda kendisine saygı duyuyorum ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu sormak istiyorum hocam. Yani nedir? Onun sorumluluğu takımdır. Takımda eğer başarı gelmezse o zaman hocayla konuşursun. Hayır hayır şunu soruyorum. Yani o evet saha içerisinin dışındaki yani kulübün yönetimiyle ilgili bazı alanlara da iletişim kurarak ya da iletişim kurmadan takımın lideri olması vasfıyla müdahale eder mi? Öyle yok, bir tarzı var mıdır? Ben hiç görmedim. Takım dışında hoca çok şey yapmaz. Karıştığını görmedim yani. Yani işte mesela kamp yeri ondan sonra belki tabii ki ya hazırlık maçı yapılacak şeyleri takımlar. Var. Yani illaki bilmiyorum yani şeyleri kulüp menajeri var zaten. Hı hı. Seçkin herhalde devam ediyor. Evet. Yani onlar karşılıklı diyaloglarla zaten az çok takımların kamp yaptığı yerler bellidir. Yani hı hı. Yurt dışında yurt içerisinde bellidir. Yani onlar çok böyle bu işin şeyine karışan insanlar değildir. Hı hı. Ve hoca çok disiplinlidir. Tesiste kalır.
Evet. Şimdi hala herhalde bildiğim kadarıyla testte. Evet, hala testte. Yani sadece işi kendi o yapmış olduğu görev, onun ötesinde de çok bu işlere müdahale etmez. Ve ama kendisinin işine de çok karıştırmak istemez ki doğrusu da olan budur yani. Hı hı. Şimdi çok bizim zamanımızda 21 kişilik bir yönetim vardı. Şimdi herhalde 15 olması lazım. Evet. Yani düşünün yani bir tane zaten sorumlusu vardı. Büyük ihtimalle futbol şube sorumlusuyla muhatap oluyordur. Herkes de tek tek yöneticileri bilmek zorunda da değildir. Değil, yani. Tabii. Herkesi bilmek zorunda değil. Ve sadece şunu söylüyorum. Şimdi bu Aykut Hoca için de geçerli, Şenol Hoca için de geçerli. İşte kim var bugün hani üst düzey antrenörlere soruyorum. Abdullah Avcı için de geçerlidir. Yani kişiye bağlı sistem kurmak bence büyük yanlıştır. Yöneticinin dediğim gibi muhakkak elinde yarın zorda kaldığında veya olumsuz bir durum gerçekleştiğinde bunlara müdahale edebilecek bir durumu olması lazım. Ben en azından şöyle düşünüyorum, eleştirme anlamında söylemiyorum. Ben bunu kendim izlediğim, takip ettiğim, içinde bulunduğum unsur olarak söylüyorum. Mesela bir anda işte Eto, bizim devre arasında yaptığımız transferler vardı. Eto, Yahoviç, Yahoviç, Orkan Kağlık'tı zaten, evet, o dönmüştü. Evet, Orkan Yazgan. Volkan'da sezon sonuna kadar anlaşmıştık. Yani üçünün, hadi Eto belki maliyetliydi. Biz transfer yaparken de maliyetliydi. Ya gerçi bunu da parantez olarak söylüyorum. Hani ben bu yönetimin parçasıyım. 21 kişilik bir yönetimin parçasıyım. Biz bazı riskleri göze alarak biraz önce konuştuğum gibi devre arasında bu transferleri yaptık. Ve sonucuna baktığımız zaman da başarılı olduk. Hani özellikle ikinci yarı yapılan transferlerle ilgili üst düzey bilgiye sahibim. Özellikle benim de yürüttüğüm bir transfer vardı. Yapmaya çalıştığımız ama nasip olmadı. Belki olsaydı Konyaspor'a çok büyük katkısı olacaktı. En son menajeriyle, yurt dışındaki menajeriyle anlaşma sağlayamadık. Ondan vazgeçtik. Yani vazgeçti derken bizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı vazgeçildi. Siz de biliyorsunuz o dönem evet. O ismi de takip ettiniz. Şimdi halen de iki sezon geçmesine rağmen bayağı fayda sağlıyor gittiği takımlara. Kim hocam ismi? Yani söylemek uygun olur mu bilmiyorum. Olur, hiç problem değil. Rodega, Trabzonspor futbolcusu o zaman. Çok mücadele edildi kazandırılması noktasında ama nasip olmadı. Yani bizden kaynaklanan nedenlerle, yoksa belki o gelseydi Eto gelmeyebilirdi. Yani biz öncelikle onun üzerinde gitmiştik. Son 3-4 gün kalınca da bıraktık çünkü kapanmak üzere devre transferleri. Daha sonra Eto ve Yahoviç geldi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani bu hocanın oyun sisteminden büyük ihtimalle gönderildi bu futbolcular. Yani oyun sistemine uygun olmadığından dolayı gönderildi. Yatabare ile Yahoviç ve Fofana herhalde bildiğim kadarıyla. Yani burada ben şahsi olarak yönetici olsaydım en azından bunlardan birinin kalmasını hocaya söylerdim ve hocayı bu noktada razı ederdim. Ki keza yapılan işte en büyük şu anda Konyaspor'un bizim dönemimizdeki gibi gol yolunda eksikliği var. Yani defans anlamında belki iyiyiz ama gol problemi var. İşte bu biraz önce dediğim gibi biraz şans işidir. Bayiç burada gol kralı olarak gitti. Bizim dönemimizde gitti. Kendi çok gitmek istedi. Ve gitmek isteyen bir futbolcuyu zorla kulüpte tutup iyi de paraya sattınız yani hocam. Olmaz. Tutmak tabii. Mümkün değil yani. Evet, gitmek istedi. Udinese'ye herhalde transfer olmuştu, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama gittiği dönemdeki gibi tabii ki biraz önce dedim ya, futbolda geçmiş yoktur. Futbolda hep gelecek vardır. Dönüp bakmayacaksın geriye. Yani yok. Hayır, bakabilirsin. Aynı performanstaysa bakabilirsin ama ne yazık ki aynı performansta gelmedi ve şu andaki büyük sıkıntı belki ondan kaynaklanıyor. Yani eski Bayiç olsaydı en az işte şu anda bir golü var herhalde bildiğim kadarıyla. 4-5 evet. Gol atsaydı bu en az bize 1-2 maç daha kazandırdı. Şu anda bir artı 6 puanlı olsaydı bunları şu sıkıntıları olacak. Yaşamamış olacaktık. İşte bir de ya tabii ben buna şu anlamda bu biraz kaderdir. Yani hani bizde kalsaydı belki bunlar bu şekilde gol atamayacaklardı ama biraz işin şeyi kaderin cilvesi diyelim. Ama Yatabari hocam, gitti. Bakın şöyle bir durum var. Yahoviç yani, gitti. Yani adam gibi bir forvet. Yahoviç, Yatabari gibi isimli bir oyuncu. Bir, iki tane stoperi bir kere rakibin sahasına hapseder. Yani rakibin stoperleri
elini kolunu sallayarak orta sahaya gelmez. Bak bu sezon şu 17 maçlık serüvende ne zaman biz yenik duruma düşsek, galip duruma gelsek ya da oyun sıkıştığında rakibe oyun verdiğimizde rakibin stoperleri orta sahada patır patır oyun kurdu. Neden? Tehdit edecek bir forvetin yok ki. Kimle tehdit edeceksin? Şimdi bakın Fofana. Ben Fofana'yı çok eleştiren adamlardan birisiydim. Yani hala da 90 dakikalık bir oyuncu olduğuna inanmıyorum. Fakat Fofana'nın oyunda olduğu bir maçta rakibin sağ stoperi ve sağ beki hadi sıkıyorsa bir çıksın ileriye. Hadi bir çıksın yani. Çıkamaz. Onlar yani elini kolunu sallayarak çıkamaz en azından. Sürekli bir tehdit vardır orada. Ki, hamle oyuncusudur. Hamle Fofana. Oyuncusudur Fofana ve sıkışan oyunlarda yani dünkü maçta mesela Alanyaspor maçında Fofana son 20 dakika 30 dakika girmiş olsa Alanya bu kadar üzerine gelebilir miydi? Gelemezdi. Gelemezdi yani. Hani 1-1 iken o 2-1 yapmak için geliyor ama rakipte de ciddi bir adam var ve hızlı süratli giren çıkan filan. Böyle bir oyuncu var. Ha Fofana'yı gönderebilir misin? Gönderebilirsin. Ver al istediği maaş çok yüksek gelebilir. Kabul ediyorum ama yerini doldurmak şartıyla gönderirsin. Şimdi yerini dolduramıyorsan kusura bakma. Şimdi Skubic'i biz sözleşmesini uzattık geçen sezon. Milosevic'i uzattık. Şimdi Skubic'in sözleşmesi uzatıldığından beri oynadığı herhangi bir oyun var mı? Yani geçen sezonla bu sezonu değerlendirin Skubic'ten faydalandığımız herhangi bir maç var mı? Yok. Yani, Skubic bu takımda kalırken Fofana'yı nasıl gönderirsin? Ve Skubic'e de bu Fofana'ya verdiğin paraları vermişken. Fofana'yı göndermem. Hiç olmazsa yaşlı genç satma ihtimalim var Fofana'yı bir yerlere. Evet. Yani burada yönetimin biraz özellikle bu futbolcular noktasında hocayla konuşup kalması yönünde ikna edebilirlerdi. Ne olurdu? Şimdi Mücahit'le hoca belki hani Bayiç için arkasında oynatmak istedi. Hani yedek olarak soyundurdu. Onu denedi. Ya bir projeydi. Tutmadı. Yani. Projeydi. Yani işte dediğimiz gibi futbolda sonuçta teorikte bir gerçek vardır. Sahaya çıktığın zaman başka bir gerçek vardır. Her zaman teorikler sahada uygulanma imkanı olmuyor. Evet. Bu sonuçları daha önceden işte planlayıp ona göre hareket etmek lazım. Mesela ben bizim dönemimiz için konuşuyorum. Mehmet Özdilek Hoca vardı o zaman devre arası transferimizde. Ya o işten sonra belki Eto ya çok hani kesin olsun gibi böyle bir şey yoktu ama biz yönetim olarak bazı riskleri göze almamız olduğunu göze almamız gerektiğini düşündük ve Eto'nun da transferini yaptı. Ki Eto tuttu zaten. Ve, ya hoş tutmadı bize ligde. Eto 6 tane gol attı. İşte asistleri vardı ve ligde tuttu. Evet. Sonuçta o aldığımız riski bizi başarıya yani beklediğimiz sonucu bize getirdi. Gerçi keza ondan sonra Eto'nun özel transfer şartlarıyla ilgili kısımları sizlere herhalde basına verilmişti. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok bunlar uygun şeyler değil. Sonuçta bir futbolcudan kazandığına bakarsın. Bu futbolcu Konyaspor'a faydalı olmuş mu? Olmuş. Daha ötesine götürmek çok uygun bir davranış değildi. Yani şöyle geçmişi çok kurcalamamak lazım. İki gün sonra sen de geçmiş olacaksın. Ben zaten şimdi yani kimse kalıcı değil. Ya, şimdi iki gün sonra barışık olması lazım. Evet. Ya yani. Ben yöneticilerin nerede olursa olsun yani bu kanal içinde geçerli. Bu kanalda şu anda mevcut yöneticiler bir önceki yönetimle alakalı konuşmamalı. İşte üniversitede rektör hoca işte ya da yardımcıları bir önceki dönemle alakalı konuşmamalı. Çünkü Allah insan iddiasından vurur diyor ya. Yani her daim sana bu bir tehdit. Tekrardan senin bunları yaşama ihtimalin var. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ve bunlar konuşulur yani. Sen gittikten sonra da başkaları konuşur. Eğer bunu doğası olarak kabul edeceksek tamam kabul. Şimdi bu yönetimle alakalı çıkıp konuşmayacak mı bir sonraki yönetim? Hurtado'ya 5 milyon euro para verilmiş 3 sezon için demeyecekler mi? Ben olsam derim. Eğer şeyse sistem buysa yani. Bunlar konuşulur yani. Ya bunlar şimdi biraz önce ben dedim ya geçmişle ilgili çok konuşmamak lazım. Yöneticinin özelliği
Geleceğe bakmak lazım. Evet. Gelecekteki bakabildiği zaman zaten bu yöneticinin vizyonunu gösterir. Geçmiş dediğim gibi her insan hata yapar. Hatalar olmuştur. Kimse bu hataları savunacak durumda değildir. Zaten savunursan yanlış yaparsın ama hani oradan bir unsuru alıp geleceğe yansıtmak çok doğru bir davranış değil. Bu hepimiz mesleğimiz için de geçerli. Tabii. Yani biz ne yapıyoruz? Geçmişten derslerimizi alıp ileri vadede aynı hataları yapmıyoruz. Yani ben şimdi 10 yıl önceki öğretim üyeliği kariyerimle, deneyimle şimdikini bir olma ihtimali var mı? Hı. Yok. Ne yapıyoruz? Kendimizi geliştirerek gidiyoruz. Ama hepimiz hatalar şimdi, tabii, yapıyoruz hocam. Ben de yapıyorum hatta. Yani ben yapmaya kırıldığımız noktalar oldu. Ben şimdi biz kendimiz bıraktık. Bakın bizim daha 3 yıl süremiz vardı. Biz kendimiz başarısız olduğunu düşündüğümüzden dolayı bir yılın herhalde sonunda, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Bir yıl süreçte kendimiz olağanüstü genel kurul kararı aldık. Ha bu nedir? Ortadaki sonuça göre bunu dedik yani. Ve biz iki tane müzemize kupa getirmişiz. Bugün Türkiye Kupası ve Süper Kupa. Buna rağmen takım o sıkıntıyı yaşadığından dolayı ve yaşanılan birçok unsurdan dolayı kendimiz kongre kararı aldık. Yoksa hani bırakıp kaçmadık vesaire. Her şey herkesin gözü önünde oldu. Tabii üzücü noktalar dediğim yani bakın burada ne konuşursak konuşalım. Şu geçmişte böyleydi. Zarar verdiğimiz tek nokta Konyaspor. O yüzden bunları çok konuşmamak lazım. Çünkü ortak noktamız Konyaspor. Sadece iletişim olması lazım. Yani siz biraz önce işte dediniz ki biz bilgi alamıyoruz. İşte hocam dedi ki bir açıklama olmuyor vesaire. Yani bu kişiler yönetimin en büyük özelliklerinden biri iletişim kurmadır. Buna iletişim kurulursa siz bilgi aldıkça ne yaparsınız? Olacak olaylarla ilgili, verilen sözlerle ilgili, konuşulan unsurlarla ilgili bilgi sahibi olursunuz. Hani ne olacağı ile ilgili bir kestirimde bulursunuz. Ama siz bunu alamadığınızdan dolayı herhalde anladığım kadarıyla böyle biraz kapalı kutu gibi. İşte bu iletişim sanatının olması lazım. Bu sadece basınla değil, taraftarla olması lazım. Diğer işte kurumsal kimse varsa, kimselerle olması lazım. Yani herkesle bir diyalog içerisinde bu işin götürülmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Biraz soru gideyim hocam. Şimdi Çumra'dan selamlar demiş. Hoca ile alakası yok. Bence futbolcular oynamıyor. Kim ne derse desin. Milošević gibi oynasalar harika olurdu ama onun için onu hiç yapmıyorlar demiş. Yani oyuncularla mı alakalı Mehmet hocam sence bu olay? Milošević niye bizim bu yani kötü giden takımın içinden bir oyuncuyu çıkartıyor olmamız tesadüf olabilir mi? Yani o izleyicimize de biraz cevap niteliğinde olabilir ama ya problem şuradan kaynaklanıyor. Biz kendi evimizde neredeyse bizimle aynı seviyede olan takımlara karşı bile iki tane altı numarayla oynadık sürekli. Ve bu altı numaralar ikisi de yani kimi zaman işte Volkan ve Jonsson oldu. Kimi zaman Volkan'la Jonsson'la çoğu zaman Jektovic oldu. Bu iki oyuncu da sürekli topu aldıklarında muhakkak ya bir adım gerilerindeki ya da kendileriyle pozisyon olarak aynı bölgede bulunan oyuncuyla oynadılar. Milošević nereyle oynamayı tercih ediyor? Milošević bir önündekiyle oynamayı tercih ediyor. Verkaç yapıp işte kanattan zorlamayı tercih ediyor. En kötü ihtimal adam eksiltip top yani kaleye şut atmayı tercih ediyor. Alanya maçında baktığımızda isabetli şut oranımız 2 İsmet'cim. Şimdi 2 evet. tane 90 dakika boyunca isabetli şutu olan bir takımda elbette ki Milošević parlar oyuncu olarak. Yani oyuncuyla ilgisi yok derseniz ben yani orada bir problem var derim. Oyuncuyla beraber bence bunun oyun sistemiyle de ilgisi var. Yani oyuncuyu bu oyun sistemine iten taktik anlayışla da ilgisi var. Tamam bizim bu oyun sistemimiz işe yarıyor. Ne zaman işe yarıyor biliyor musun İsmet'ciğim? Bizim bu oyun sistemimiz topu hızlı çevirdiğimiz zaman işe yarıyor. Çünkü bizde hızlı oyuncu yok. Hızlı oyuncu geçen yıl vardı. Evet, Fofana vardı. Dikini oynayan, adam eksilten, yani oyunu bizim adımıza çabuklaştıran Yahovic bir vardı. Tane oyuncumuz vardı. Yahovic vardı. Ama bu sene sadece Milošević var. Şimdi topu da hızlandıramayınca bu oyuncular doğal olarak ne oluyor bir süre sonra? Hep geriye doğru, hep yana doğru oynayan bir fotoğraf karesi çıkıyor karşımıza. İnsanlar da, onu söyleyeceğim, insanlar da bir süre sonra bu oyunu seyretmekten sıkılıyorlar doğal olarak. Yani biz sadece hani bugün biraz saha dışını konuştuk ama saha içinde de problemlerimiz var. Bu oyun insanlara zevk vermiyor. Evet.
Maalesef öyle. Yani ya insanlar mutlu değil bir kere. Oynanan oyun güven vermiyor yani. En başta problem. Yani burada gene sonuç. Bakın ben şuna, hocam sonuç tabii ki. İşte şuna, tabii ki. Şuna buna kötü sonuç da eklenince iş çığırından çıkıyor. Elbette öyle. Ya şimdi hocanın hani biraz önce dedim ya oyun tarzı budur. Ben bunun çok eleştirilmesine karşıyım. Tarz budur. Yani sen bu hocayla çalışacaksan bu oyun tarzına göre oynatacaksın. Ya da o zaman hani şehir bu oyun tarzını sevmiyor diyor. O zaman bu hocayla anlaşmıyorsunuz. Hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz. Herkes taraftarın ne beklediğini biliyor. Mesela yani. Ama şimdi sonuç gelse hocam sonucun geldiği işte dönemi sonuç, de yaşadık. İşte sonuç. Ben mesela, orada herhangi bir yani çok olumsuzluk olmadı ama hayır gene oyun ama sisteminde ama gelmezse bu oyun sistemi patlatır. Bakın yani patlatır mı şu manada söylüyorum. Zor durumda bırakır. Ya işte sonuca etki edecek elinde futbolcun olursa o sonucu alırsın. Yani şu oyun sistemiyle iyi bir santraforun veya işte şu biraz önce bahsettiğimiz kişiler, futbolcular belki gönderilmemiş olsaydı bu oyun sisteminde işte onu söylüyorum ileri uçta sonuç alabilseydi şu anda 25 puanda olurdu. Yani bir biz sıkıntı şu anda olmazdı. Başka şeyleri konuşuyorduk tabii burada. Sonuç olmadığından dolayı hocanın oyun sistemi eleştiriliyor. Sonuç tabii alabilse biraz daha yorum okuyayım. Fofana kendisi gitmek istemiş. UEFA'da oynayacağım diye demiş. Ercan Bey öyle demiş. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Ercan Bey Fofana'ya istediği ücreti vermediğimiz için gitti. UEFA talebinden dolayı değil. Maalesef yani orada detayları da vakıfım. O yüzden biliyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Aykut Hoca ile kesinlikle devam edilmedi diyor. Edilmelidir. Edilmelidir. Ya, edilmedi yani. Edilmeliye çok yakın. Hoca takımın ruhunu biliyor. Yapılacak iki evet. Devam edilmeli diyor. Hı hı. Yapılacak 2-3 transferiyle Aykut Hoca ile Konyaspor başarıya ulaşır. Yeter ki hoca heyecanını ve yönetimde kararlılığını yitirmesin. Manavgat'tan Konyalı Ahmet demiş. Manavgat'a da buradan selamlar Manavgat'ta yaşayan Konyalılara. Yani hocalarımız şu anda kangren olmuş. Parmağı kesip atmaktan yana. Ben de hayır, şimdi işin içinden çıkamaz hale geldi yani. Şöyle, İsmet Bey, hani kangren, ben bunu gördüğüm, yani olan siz tabii, realiteye göre söylüyorum. Evet. Şimdi, ama eğer, bakın, bunun ben bir üst ayağından, ben hani taraftar olarak izliyoruz ama biraz böyle kendi alanımla ilgili, yöneticilik boyutuyla ilgili söylüyorum. Şimdi, hocayla gitmek de risk, hocayı göndermek de risk. Doğru İkisi mu? De risk. İkisi de risk. Bir kumar şimdi yani. Yarın bu riskten etkilenecek kim? Konyaspor. Konyaspor tamam illaki de. Yani şu anda kim etkilenir? Futbolcular. Yönetim. Yönetim. Yani bu riski alacak kim? Yönetim. Yarın şimdi ben zannetmiyorum. Bakın yani bu takım her halükarda ligde kalacaktır. Yani hiçbir zaman ben bizim dönemimiz için de konuştum. Belki çok yazıldı, çizildi. Takımı düşürüyorlar şöyle böyle. Allah nasip etti kaldık. Bu bir kaderdir yani. Eğer kaderde olmasaydı zaten bu olamazdı. Ama buna nakşedecek eylemi işlemek lazım. Şimdi hoca kalırsa takım hani daha çok kötüye giderse bunun sorumluluğu kimde? Yönetimde. Gönderip başka bir hoca gelip başarı sağlanamazsa gene yönetimde. İşte burada dediğim gibi risk alma zamanı. Ha ben dedim ki bu riski ben şahsen olsam göndermekle alırdım. Niye? Her zaman bir kan değişikliği, bir böyle bir hava. Sizin o konudaki tecrübelerinizi biliyoruz zaten. Bir sezonda 3 teknik direktör. Onunla şüphemiz yok hocam. Bir hava değişikliği. Yok ben bunu gerçekten şaka yani, olsun diye söyledim. Yani şimdi hoca da bundan çok bak. Ben de onu değiştirmek. Hoca gerçekten yani bundan yani çok rahatsızdır. Yani bu onunla yaşayan bir insan. Kayseri Spor herhalde 3'ü değiştirdi. Tabii. Ama ya Türkiye'de ne yazık ki başarı odaklı. Şimdi yabancı. Biz başka bir ülkede bunu yaşıyor olsak bu şekilde konuşmuyor. Şimdi Ferguson 20 yıl adam teknik direktörlük yaptı. 20 yıl. Niye? Çünkü adama uzun vadeli. Bizde ama nedir? Hep kısa vadeli başarıdan bahsediyoruz. Bu başarıyı sağlayabilmek için tabii ne yapman lazım? Tabii. Ve ortada böyle bir durumda söz konuşsa bu riski alabilmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü yarın bu hoca yarın gider
bu kısım yönetime yazılır. Hocam bu yaptıklarımızla yani anlattıklarımızla uygulamadakilerin örtüşmemesine kaynak. Şimdi Aykut Kocaman geldiğinde ne diyor? Aykut Hoca'nın bu söylediklerine hak vermemek, böyle olmasını hayal etmemek, ümit etmemek imkansız. Ne diyor? Konyaspor'un kaynaklarını çok iyi kullanarak, altyapıdan oyuncu yetiştirerek, transfere çok para harcamayarak ve işte yeni bir Konyaspor yaratıyor. Çok güzel. Evet, bunları söylüyor. Hala sezon ortasındaki röportajında da bir televizyon programına katıldı. Bunları söyledi. Yani bunları katılmamak mümkün mü? Yani bunları başımıza tac edeceğimiz fikirler. Ama mi? Şimdi hocam, ama bununla ilgili, hocam, bununla ilgili bir altyapı yok ki. Şimdi sen tamam bunu söylüyorsun ama şimdi mesela bir bayişi getiriyorsun. Bilmem kaç milyon yürüyor. E sen şimdi öbür futbolcu bahsettiğim Yatabare Yahuç'u gönderiyorsun. Belki maliyeti fazla diye. Adam sana şimdi bir galibiyet kazandırsa 2.8 milyon kulüp para alıyor. Yani bu zaten 2 galibiyette, 3 galibiyette. Yanlış mı söylüyorsun? Aynen öyle hocam. Yani masrafını çıkarabilecek pozisyonda. Sen şimdi Süper Lig'de bir takımsan tamam illaki mali bir denge vardır. Bunun üzerinde gidersin ama mevcut şimdi oyuncunu gönderdiğin zaman ikame edeceğin yerini oyuncunu doldurman lazım. Doldurman lazım. Aynen öyle hocam. Dolduramazsan bir anlamı olmaz. Hocam dolduramayacaksan da yani eğer doldurmayacaksan da o kadar sağlam bir altyapın olması lazım ki altyapında kastım takımın PAF takımı değil. Yani alt liglerde oynayan ilişkili olduğun, hemen oyuncu alabileceğin, hemen bir üst lige çıkartabileceğin, oyuncu potansiyeli olan, yani oradan çıkartıp bir sezon iki sezonda parlatıp oradan para kazanacağın bir sistemin olması lazım. Konyaspor'un böyle bir sistemi var mı? Yok. Yani en yakınındaki takım 1922 Konyaspor durumu içler arası. Evet. Ne yazık ki. Şimdi orada ben şu bir yönetim değişikliği gerçekleşti. Evet. Zahir Renkli Bay yeni başkan geldi. Oldu. Geçen dönemde Zahir Başkan gelip yine yeniden Zahir Renkli Bay. İnşallah başarılı olacaklardır diye umut ediyoruz. Hocam, şimdi şunu soracağım. Buyur hocam. Sen sor. Şimdi Mithat Korkusuz yazmış. Değerli abim Karapınar'dan. Buradan Mithat abime de selamlar söylüyorum. Babasına da çok selamlar. O da her hafta bizi izler sağ olsun. Aykut Kocaman değişiklikleri bilerek mi yaptı yoksa kovulmak için mi veya puan almamak için mi? Takım perişan ama yönetim izleyici konumunda bu kadar neden sabrediliyor? Aykut Kocaman Konya'dan büyük mü? Rıza Hoca ve Sergen harikalar yaratıyor. Biz de Aykut Kocaman ile komando eğitimi yapıp bir yerlerde alçak sürünmeye devam ediyoruz demiş. Ya ben hiçbir oyuncunun, yani ben hocama katılmıyorum. Senin başında öyle söyledin ama hiçbir teknik direktör beni yönetim kovsun diye bu tarz oyuncu değişikliği yapmaz. O oyun sistemi sahada batmıştır. Ona uygundur. Nasıl bir oyun sistemi bu? Yalnız şöyle bir şey var. Fenerbahçe maçından sonra Mücahitcan Akçay'ı sil defterden, oynatma. Ondan sonra haftalar sonra açıklama yap. Mücahit'i kiraya göndereceğiz. Kiralık göndereceğiz. Tut şu maçta oynat ya Mücahit. Bunu nereye koyacağız hocam ya? Vallahi akıl alır gibi işler değil ya. Ya hani birazcık daha zeyan olsa vallahi savunacağım ya, bak ben size karşı yok, yani. Hayır. Ben dediğim gibi ya bu memnuniyetsizlik varsa o zaman tamam mı İsmet hocam? Evet. Buna ilgili kısmı kararı verecek. Yani ortadaki durum eğer buysa ya hocam kararı verilmeli. Ama, yani hoca kalsın ama bak şunu demek istiyorum. Şunu da karıştırıyoruz. Şimdi tamam sen doğru söylüyorsun. Şöyle doğru söylüyorsun. Şimdi hoca diyor ki bir futbolcuyla ilgili açıklama yapıyor. Biz artık kadromuzda görmek istemiyor. Yani olmayacağız diyor. Bakıyorsun adam Trabzon maçında ilk 11'de sahaya çıkıyor. Evet. Veya işte TFF'ye bildirilmeyen isimlere bakıyoruz. Uğur Demiroksuz'a tekrar yani affediliyor. Şimdi bu yönden bakarsan hoca tabii konuştuklarıyla uygulamaları biraz çelişiyor. Evet. O yüzden şimdi siz ya hocam formsuz olamaz buraya mı? Gel- oyuncu olabilir oyuncu formsuz ol yani oluyor da teknik direktör formsuz olamaz mı? Yani bu sezon Aykut Kocaman'ın formsuz olduğu bir sezon. Yani tamam Aykut Kocaman çok böyle şen şakrak gördüğümüz bir hoca değil ama bu sezon hakikaten suratından düşen o zaman gerekli şey, yani. Gerekli unsurların devreye girmesi lazım. Yönetim bu noktada risk alması ya, lazım benim diye düşünüyorum. Ben şuna katılmıyorum. İsmet kardeşim. Hani bu takımı hocadan başkası oynatamaz düşüncesi biraz önce dediğimiz gibi tek adamla gider. Bence yanlış bir düşünce. Biz ben de katılmıyorum. 10. haftada son 10 hafta kala Sergen Yalçın geldi. O takımı Sergen Yalçın kurmamıştı. Ama ne yaptı? Ligde tutabildi. Ama kaliteli bir kadro vardı hocam ya. Hayır.
oynatmak istedikten sonra. Yahovic var kadronda, Yatabare var, Fofana var. Oynatmak yani, istedikten sonra bir şekilde belki oynatabilir. Yani yoksa öbür türlü Aykut Hoca'nın elinde sihir denek yok ki. Adam 17 hafta oynamamış. Şimdi Türk ikinci 17 hafta oyna diyecek pozisyonda değil. Yani herhangi bir kan değişikliği bence iyi olacaktır diye evet. düşünüyorum ve Aykut Hoca'nın şu andaki olumlu olarak etkisi en çok taraftar üzerinde. Tabii. Evet, yani taraftar belki Aykut Kocaman'dan dolayıdır. Belki onun bize verdiği ve haklılar da hani sabır noktası. Çok serikanlılıkla takip ediyorlar. Ben şimdi bizim döneme bakıyorum. 13. 14. haftada Bursa'da mağlup olmuştuk burada. Taraftar üzerinde çok büyük etkisi taraftar var. Taraftar bizi uzun süre istifaya davet etmişti 14. haftada. Mesela 17. haftada baktığımız zaman o dönemde hani yapınca puanlar aynı. İşte kimsenin ses çıktığı yok. yok. Bizim yaşadığımızla ilgili akıllar geldi. Hocam, yani bu taraftardan kaynaklı tabii ki taraftarın sabrından dolayı. Bu tamamen etkisidir. Yani etraf da bu şekilde. Bürokrasi de böyle. Tabii. Biz dediğim gibi 14. hafta Bursa'da mağlup olduk. Bursa'ya mağlup olduk kendi evimizde. Ve haklı olarak ben her zaman da şunu söyledim. Taraftarın hakkıdır. Davet edebilir. Yani saygı sınırları olduğu sürece bu onların hakkıdır. Davet edebilir. İstifaya davet eder biz 14. haftada. 17. haftada gene 15 puanla bitirdiğimizde bir siyasi partinin il başkanı biz gitsinler diyoruz, ayak duruyorlar diye basına büyük bir şekilde bir açıklama yapmıştı. Biz bunları da yaşadık yani. Yani bunlar ama evet. şu anda bakarsanız her şey olumlu olarak görünüyor. Bir tek o işte şeyi yapacak, harekete geçirecek bir unsur lazım. Siyasetten de bir muhtıra yemiştiniz o durumda evet, hatırlıyorum. Yani ilk yarıyı tamamladığımızda böyle bir talihsiz açıklamayla şimdi karşı karşıya. Şimdi ben biraz daha yorum okuyayım. Çok da gelen giden var. Şimdi okumasam da bana kızarlar. Ali Kemal Acar abim yazmış. Selam demiş. Yani en az 2 santrafor, 1-8 numara, 1 sağ bek ve iyi bir sol ayaklı, sol açık lazım demiş. Katılıyor musun hocam? Mete hocam. Ben onları söyledim zaten. Bek konusunda yani kanat oyuncuları konusunda ben... Hocam sağ bek olmaz ya. Almamız lazım ya sağ bek. Sukubiç üzerine kurulu oyundan vazgeçmemiz lazım. İsmet, diyoruz ki 3 tane 4 tane oyuncu transferimiz var. Yani o söylediğiniz şey yani dıdısının dıdısı. Öncelikli olanlar belli. İlk söylediklerine katılıyorum. Santfor konusunda 2 tane olabilir dedim. 8 numarayı dedim. Ama ötekiler olursa olur. Öncelikli değil bence. Ona bakarsanız kaleye de alternatif bulmanız lazım. Evet. Ya ona bakarsanız. Bana kalırsa zaten stoper oradan konusunda da problem lazım. Var. Stoperde de problem var. Eğer iyi Uğur iyi bir şekilde dönmezse anladığım kadarıyla ikinci yarı kampa girecek Uğur. Her maçtan sonra Malatya maçına döndüğüne göre yani Malatya evet. maçındaki o kırmızı karta döndüğüne göre o zaman bana kalırsa Serkan'ı göndermek lazım. Bu kadar takılı kalınacak bir durumsa bu. İşte oraları şu anda kurcalayacak şeyimiz yok. Yani bir sezonu heba edecek bir hataysa eğer bu Serkan'ın yaptığı Serkan'la yolların ayrılması lazım diye düşünüyorum ben. Eğer böyleyse tabii bu benim düşüncem değil yani. Hani yazılan buysa diyorsun. Aynen yazılan buysa eğer doğruysa bu iş Serkan'la alakalı. Hani o hatadan kaynaklı bu takım bu haldeyse keserim biletini gönderirim. Yaşar Kulaksız yazmış. Ara transferde alınacak oyuncular Aykut Kocaman'ın sistemine uyacağını zannetmiyorum. Çünkü Aykut Hoca defansif futbol oynatıyor. Önce gelecek futbolculara verilecek para boşa gidecektir. Önce Aykut Hoca'nın sistemini değiştirmesi lazım demiş. Sistemle alakalı zaten problem var Yaşar abi ama hocanın sistemini değiştireceğini zannetmiyorum. İyi akşamlar, yönetim transfer yapmazsa işi zor. Başta Bayiç'i yollayıp yerine 2 transfer. Hurtado yollayıp yerine transfer. Kime yollayacaksın abi? Kim alacak? Niye alacak? Yani Bayiç'i göndereceksin, parasını verip göndereceksin. Hurtado'nun tabii. en az şu anda bu sezon 1,5 milyon euro alıyor. Önümüzdeki sezon 1,5 milyon euro alacak. 3 milyon euroyu cebine koyup nasıl göndereceksin? Az uz bir para değil ki. Bayiç'e verdim 1,6 milyon euro. 5 milyon euroya yakın iki topçunun maliyeti var. Bu iki sezon için yani. Az paralar değil. Göndermek kolay işler değil abi bunlar yani. Maalesef yani yönetimin Bayiç ve Hurtado transferleriyle alakalı sonuna kadar eleştirilmesi gerekiyor. Kadro yetersiz değil demiş Kemal Küçük Kocak. Sonuca gidecek futbolcular ya kadro dışı ya kulübede. Başka hoca olsa biz buralarda olmazdık. Sorun hocada demiş. Yani taraftarın büyük kısmı ikiye bölünmüş durumda. Hani hocadan kaynaklı olan da olan var.
diğer türlü olduğunu da düşünenler var. Mehmet Uçar geçen sene Rıza Çalınbay'a daha mı kötüydü? Aykut Kocaman'dan demiş. Evet, Rıza Çalınbay'la biz daha iyi durumdaydık. Aykut Kocaman takımdan gitmeli demiş bir başkası. İyi yayınlar, kolay gelsin. İzmir'den Serkan Gencer. Aykut Kocaman ile kesin göndermek lazım. Kafa yapısı olarak bu işi yapacak hali yok. Olan Konyaspor mu oluyor demiş. İzmir'e de çok selamlar söylüyorum. Bu arada Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinden de izleyenimiz var. Yani Hollanda'dan yazanlar da var. Bize Almanya'dan yazanlar var. Hani kurucu Kazım Ağa demiş ya, o da bir şey mi? Hoçcan'dan gelenler var buraya diye. Onun gibi bir durum yani. Karaman'dan yazıyorum. Konyaspor bu oyuncu grubu ile ikinci yarı çok puan kaybeder. Aykut Hoca acilen gitmesi lazım. Acil iki forvet, iki orta saha, iki defans takviyesi lazım. İnanın Konyaspor artık izlenmiyor demiş. Bu takım bu halde ikinci yarıya çıkarsa düşer demiş. Sizinle aynı fikirde. İsmet kardeşim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben ortaokul arkadaşım demiş Cevat. Teşekkür ederim Cevat'cığım. Bu sezon ligden düşer mi acaba? Bunu bir cevaplayabilirler mi? Bence düşmez Konyaspor. Yani Konyaspor'un ismi düşmez ligden bir kere. Ben böyle düşünüyorum, böyle inanıyorum. Güveniyorum da hem şehre, yöneticilere, hocaya, futbolculara, herkese güveniyorum. Güvenmek zorundayım. Başka da çaremiz yok zaten. Ben düşmeyeceklerini düşünüyorum. Mehmet Emin Sarışen yazmış. Ne yazdı bilmiyorum ama çok mesaj var. Biraz şuraya okuyayım. Cuma Sevmez kardeşim yazmış. Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinden, o da doktor adayımız. Mete Hoca'nın da bahsettiği gibi oyun sisteminde diretmek ne kadar başarı getirir. Sonuçta Fenerbahçe'de de bunu yaşadık demiş. Evet, Fenerbahçe'de de maalesef şeyin, Aykut Kocaman'ın ayrılışı iyi olmadı yani. Konyaspor transfer yazmış. Rakip takımı öne itmek için ya alan kat etmek ya da adam geçmek gerekiyor. Her ikisini de yapamıyorsan topu hızlı dolaştırmak lazım. Bunların üçü de bizde olmadığı için hücum konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bence en yakın çözüm kadroya adam geçebilen oyuncu katmak olacaktır demiş. Yani kattıkları Şengelya geçmiyor. Mia geçmiyor. Bunu sezon başında niye düşünmediler onu bilmiyorum. Paşa Ballan hocam sana biraz yazmış. Demiş ki Beşiktaş son maçta Osmanlıspor'u yenmese düşmüştük. Fazla arayışa gerek yok demiş. Samet Aybaba'ya alınacak sağlam iki forvetiyle bu ligde ikinci yarı sıkıntı yaşamayız demiş. Evet hocam, taş gelmiş sana. Taş değil, bu gerçek yani. Biz şimdi sonucu konuştuk. Sonuç olarak geldiğimiz noktayı konuştuk. Şu anda sonucu konuşuyoruz. Yani sonuç, biz bunları yaşadık mı? Yaşadık zaten bunu biz. Hani yaşamadığımız, biz bunları yaşamadık diye bir inkar içerisinde değiliz. Yani sonuç olarak sezon bittiğinde Konyaspor ligdeydi. Ha biz hata varsa yapılan hatalardan ders alınarak aynı unsurların yaşanmaması lazım. Bunu anlatmaya çalıştık yani. Evet, Aykut Hoca en başta oyun anlayışına hücumu dahil etmeli. Bütün rakipler hamlelerini biliyor. Üçüncülükteki takımlar bile çözdü. 60'da oyuncu değiştir, çift korner, top çevirme ezberlendi demiş. Doğru yani, takımın bütün organizasyonları şu anda rakipler tarafından çözülmüş durumda. Konyaspor öğrencisi, hem yönetim hem hoca çok formsuz. Çözülemeyen bir psikoloji içerisindeler. Ne olacaksa hep beraber olacak. Ya beraber batacağız ya beraber çıkacağız. Öyle çekip gitmek yok demiş Aykut Kocaman için. Yani çekip gidemez zaten. Bak onu ben altın üstünü çizerek söylüyorum. Çekip gitme ihtimali yok hocanın. Hocayı bizim kovmamız lazım. Eğer gitmesi gerekiyorsa hocanın, bu kov olarak yaşanması lazım. Yani çünkü bu takımı kurdu, ciddi bir para verildi hocaya. Şunu da söylüyorum buradan, bunu yani gündüz yazdım sosyal medyaya da. Aykut Kocaman şu anda maaşından indirim yapması lazım. Ligden düşmeye aday herhangi bir takımın hocası bu paraya çalışamaz kardeşim. Çalışamaz. Yani hangi, şimdi Süper Lig'de en fazla para kazanan 2-3 teknik direktörden bir tanesi Aykut Kocaman. Aldığı parada gözümüz falan yok. Fakat biz bu parayı niye verdik hocaya? Bize yeni bayiçler bulsun, para kazandırsın, ligde başarı sağlasın diye verdik değil mi? Öyle değil mi? Şimdi ligden küme düşmeye oynuyorsun. Satabileceğin bir tane oyuncu şeyi yok, ismi yok. Biz niye verdik o zaman bu parayı? Ya şunu diyorsun, ben, ekonomik bir yükün altına girdi Aykut Kocaman'ın yönlendirmesiyle Konyaspor. Bunu Aykut Kocaman'ın takımla birlikte şey yapması lazım.
karşılaması lazım. Evet. Sırtlanması lazım evet. diyorsun. Ama söylediğim bir şeye ben katılmıyorum. Aykut Kocaman'ı Konyaspor kovamaz. Giderse Aykut Kocaman gider. Neden? Kovamaz. Yani Konyaspor'un... Yani bir teknik direktörü kovabilmeniz için bir başka planınızın olması lazım. Öyle bir plan yok. Ben Aykut Kocaman'ı bizim kovmamız gerekir derken bizzat kendimizden de bahsediyordum. Yani taraftar, sen, ben, yani Konyaspor yönetimi değil. Yani kurumsal yaklaşım. Biz hocaya git kardeşim istifa diye tribünlerde bağırana o başka kadar bir şey. Tabii, o başka bir şey. Aykut Kocaman bu şehirden gitmemeli. Ben yönetim bazında söylüyorum. Yok hayır yönetim bazında değil. Yönetim zaten yapamaz yapmıyor da yani öyle bir şey. Öyle bir ihtimal yok yani. Şu unsur olması lazım. İnşallah o günleri de görmeyiz. Yani i̇nşallah görmeyiz tabii. Taraftarın yani o şekilde haykıracağı günleri de inşallah bir efsane yaşamayız yani inşallah. Şimdi şu unsurları görmek lazım. Şimdi hocanın açıklamalarından sonra hoca sorumluluğu kendine alan açıklamalar yapıyor. Basın maçlardan sonra yaptığı basın açıklamasında. Ve herkes bir kenetlenme oluyor camiada. Hepimiz görüyoruz öyle tabii, değil mi? Tabii. Yani son 3-4 maça baktığımız zaman. Şimdi ben şunu demek istiyorum İsmet kardeşim. Evet. Ya bu kenetlenme bu sıkıntılı süreç geçene kadar devam etmesi lazım ya da hiç devam etmemesi lazım. Şimdi hocanın açıklamasından sonra herkes sahip çıkıyor. Ondan sonra gidiyorum işte deplasmanda işte içeride Trabzon'a yeniliyor. Hocam veya ben de diyorum ki Alanya yani tamamlayı vereyim hemen. Ya da Alanya'da deplasmandan sonra mağlup oluyor. Bakıyorsun o kenetlenen kesin bir süre ters dönmüş hocam, hoca gitsin. Öyle gerçekçi bir kenetlenme yok. Şimdi bu dediğim gibi bunlar sanal. Yani yok, hakikaten bu şehir bu hocasına sahip çıkacak. Hani ben hoşlanmıyorum bu sözden ama düşürecekse bu takımı Aykut Kocaman düşürsün diyor ya. Diyorlar ya yani genelde yazılanda. Bence bu böyle bir düşünce olamaz zaten de. Farz et ki ya tamam o zaman sahip çıkılacak. Bu çatlak sesler ortadan kaldırılacak. Hakikaten hocaya güven tam bir şekilde devam edilmesi lazım. Şimdi sen de diyorsun ya ikiye bölündü. Burada ikiye üçe bölünmeyecek. Tek yoldan devam edecek. Bu hoca da bu desteği görecek ki adam ona göre hareket ediyor. Şimdi o da muhtemelen düşünüyordu. Bir kesim destek veriyor, bir kesim destek vermiyor. Şimdi ben bakıyorum. Beraber aynı yönetimde çalışan insanlar şimdi yeni yönetim listesinde yer almayanlara baktığım zaman Aykut Hoca ile ilgili söylemlerine bakıyoruz. Daha önce nasıldı? Şimdi bakıyorsun daha farklı konuşuyorlar. Yani burada bile bir tutarsızlık var. Alaaddin de bıraksan yolunu kaybeder diyor. Ama şimdi bakıyorsun daha önce aynı yönetimde beraber görev yapıyorlardı. Ve çok büyük destek vardı. Şimdi burada bir tutarsızlık var. Bu adam kalsın mı gitsin. Bir kere buna taraftar veya işte bu şehir tamamen kendisi kabullenecek. Bu şekilde bu hocaya devam edilmesi lazım düşüncesi olacak. Ama şimdi herkes de tamam bu var. Sen de söylüyorsun. Peki Ankara Gücü var. Ondan sonra Galatasaray gelecek. Bu sonuçlardan sonra Allah esirgesin bir olumsuz bir unsur olursa ne yapacaksınız o zaman? Bunları düşünmek lazım. İşte yönetim evet. diyoruz ya, hani uzun vadeli bir düşünce içerisinde olması lazım. İnsanları rahatlatabilecek tabii. unsurlar olması lazım. Yani bu şey değil ki, İsmet Hocam, yani bu kumar oynanacak bir durum değil. Sen bu iş bitmiş diyorsun hocam. Bu iş bitti demiyorum. Bakın ben, kalacaksa sebeplerini çıkıp gayet güzel bir şekilde açıklayacaklar. Bu nedenlerden dolayı. Kalmayacaksa da bunun da sebeplerini açıklayacaklar ama herkes bunun bilecek bir kere. Herkes buna sahip çıkacak. Yok hocam devlet şimdi sırrı hocam, gibi ya. Konyaspor yönetimiyle iletişim bir tabiri vardır bilir misiniz? Bir hikaye vardır. Sirkte milleti toplarlar ahali. Derler ki cambaza bakın. İpin üzerine de bir cambaz çıkar. Cambaza bakarken millet arkadan da milletin cüzdanlar toplanır. Şimdi malum Konyaspor'la alakalı bugün dün İşte haberler var. Birkaç haftadır hatta var. Yani işte Tolunay Kafkas'ın Konyaspor'un başına geçeceği, Aykut Kocaman'ın gönderileceği ile alakalı haberler var. Ben bunu biraz bu hikayeye benzetiyorum. Yani diyorum ki bize bizim algımızı değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bizimle nasıl diyeyim oynanıyor yani. Hani tam tabirini söylemek gerekirse ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar bizi. Yani Tolunay Kafkas gösteriliyor. Aykut Kocaman
oyununa karşı biz razı oluyoruz. Dün mesela camianın büyük bir çoğunluğu Aykut Kocaman'la yolların ayrılması gerektiğini düşünüyordu. 24 saati geçti değil mi bu bilgi kirliliği? Evet. Bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Bugün Tolunay Kafkas ismi atıldı. Camianın tamamen odak noktası fikri değişti. Aykut Kocaman'la alakalı hocam yanındayız bırakma hocam şu bu bilmem ne. Buraya döndü iş. Şimdi ben bu oyunları iyi kötü biraz bilirim. Severim de böyle işleri. Biraz sanki bana bu iş cambaz hikayesini tam bunu, andırıyor tam yani. Çok güzel bir örnekti o. Tam bunu söylüyorum. Ama bununla ilgili şimdi, şu anda bir resmi açıklama yapıldı mı bununla ilgili? Yok. Doğrulama ya da yanlama. Yok. Resmi yani hesaptan. Bugün ben bugün en yetkili kişiye sordum. Bana herhangi bir dönüş yapılmadı bu konuda. Yöneticilerin yani. Çıkıp konuşmasından bahsetmiyorum. Resmi sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapıldı mı? Hayır. Yapılmadı. Yok. Ama aynı resmi sosyal medya hesabından iki tane yorumcunun dönem içerisinde yorumları paylaşıldı. Evet. Birisi yani böyle Erman bir, Toroğlu, birisi ama, bilmem ne. O Erman Toroğlu'nun da bizi koruduğu zannedilerek o açıklamaları paylaşıldı. Erman Toroğlu o sırada Konyaspor'u korumuyordu ki. Rakip öteki başka büyük takımı kollamaya çalıştı. Ya hocam. Yani bakın, bunu resmi siteden dün, yayınlayan bir kurumsal yapım ama. Alanyaspor maçında hakem bizi katletti. Attıkları golden önce, birinci golden önce, kornere çıkmadan önce pozisyon offside. Offside'dan korner verdi ki bizim oyuncumuz da pozisyon offside diye vurdu dışarıya zaten. Korner oldu pozisyon ve o korner evet. neticesinde golü doğru. yedik. Erdoğan Dassi'nin net bir penaltısı verilmedi rakip ceza sahasında. En azından net. VAR'a gidilmesi aynen gereken öyle. Bir pozisyon. VAR'a gidilmesi. Net penaltıya arkadan vuruyor yani. Hakemin gözünün önünde. Ve biz hani öyle bir ruh halinde ki yönetimi, hocası bilmem nesi yani çıkıp da yöneticilerden bir Allah'ın kulu ya bizim yediğimiz gol offside, penaltımız verilmedi filan diyecek halimiz yok. Niye? Niye? Çünkü oynadığımız oyun, biz o penaltıyı alsak, 2-0 olsa, Alanyaspor bize 3 atar. Tabii. Bunun farkında tabii. herkes. Bunun farkında maalesef, yani. Maalesef. Kimsenin bir şey konuşacak dermanı kalmadı yani. Öyle bir kötü haldeyiz ki. Çok kötü durumda yani Konyaspor. Ve iyi yönetilmiyor birçok şey. Ben futbol şube sorumlusu Selçuk Aksoy'un derhal bırakması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Sizin döneminizde yönetici futbol şube sorumlusu görevden alındı. Oraya hatırladığım kadarıyla Fatih Tınmaz Bey atandı. Evet. Daha sonrasında herhalde Fatih Tınmaz Bey de mi alındı? Öyle bir şeyler. Yani futbol şube sorumlusuyla alakalı değişiklikler yaşandı. Şimdi iki sezondur. Şimdi kafaya koymuşum. Hilmi Kulluk ve yönetimi göreve geldi. Futbolu Selçuk Aksoy yönetiyor Konyaspor'da. Selçuk Bey ne yaptı? Sergen Yalçın'la anlaşmak istemedi. O süreçte de Aykut Kocaman'a ulaşmaya çalışıyoruz. Aykut Kocaman da çalıştırmak istemiyor takımı. Hı hı. Sonra biz de Sergen Yalçın'ı gönderdik. Çünkü A planımız bizim Aykut Kocaman'dı. Sergen'e de uzun bir süre cevap vermedik. Sergen Yalçın'ı gönderdik ondan sonra. Rıza Çalınbay geldi. Rıza Çalınbay'da da İlk alternatif yani Aykut Kocaman çalıştırırım dediği gün Rıza Çalınbay'ı kapının önüne koyma niyetiyle biz Rıza Çalınbay'ı getirdik. Öyle de oldu zaten. Rıza Çalınbay'ı kapının önüne koyduk. Aykut Kocaman yeşil ışık yakınca Aykut Kocaman geldi. Yapılan 13 transferden bugün elle tutulur bir Aniçic, bir Jeytoviç var. Elle tutulur. Geri kalanlar ya sözleşmesi feshedilmiş ya kadro dışı bırakılmış. Ya oynamıyor dönem, ya da ne oynadığı. Yapma. Evet bu dönemde 13 transferden yani Hilmi Kulluk ve yönetimi geldiğinden beri 13 transferden nereden baksanız 10-11 tanesinden hiç fayda sağlamıyor bize. Yani işte Mia'yı yarım yamalak say, Alper'i yarım yamalak sayarsan falan filan Hurtado'nun sakat. Geri kalanların birçoğu sözleşmesi fesih. İşte Ali Çamdalı, Zutas'ı kadro dışı, Uğur'u kadro dışı, Opanesenko'su kadro dışı sayabilirsin hepsini. Ertuğrul'dan fayda yok falan filan. Şimdi yani bunca da kötü transferlere de imza atmış bir futbol şube sorumlumuz var. Ya yönetimde kalsın, ben yönetimden istifa etsin demiyorum. Benim Selçuk Bey'le falan da bir sorunum yok. Ama kardeşim futbol şubeyi ben yönetemiyorum. Aykut Kocaman'la da çok iyi ilişkisi var. Aykut Kocaman'ın denetleyebilecek, sorgulayabilecek herhangi bir yapının olduğunu da inanmıyorum ben yani. Hani çok iyi bir dostlukları var. Bu yapıyı değiştirmek lazım. Hocayı sorgulayan, denetleyen, transfer konusunda hocaya, hocam sen bu adamları istiyorsun ama ben de scout ekibimi izlettim ama bunlar, scout ekibim çok da iyi demiyor bu işler için.
diyebilen bir yönetici şart oraya. Bunu da Selçuk Bey'in yapmadığı aşikar. Israr etmenin anlamı var mı? Aykut Kocaman'ı göndermiyorsunuz. Bari Selçuk Bey'i değiştirin ya. Bak onu gönderin demiyorum. Değiştirin ya. Başka bir yönetici yok mu ya burada? Yani herkes mi Aykut Kocaman'ın önünde el pençe divan kardeşim bu kulüpte? Biraz yok, yani böyle bu şekilde olduğunu zannetmiyorum. Yönetici ya, ağırlık koyacak ya. Yani illaki şey vardır. Aralarında diyalog vardır. Yani kimse kimsenin karşısında el pençe divan durduğunu zannetmiyorum ama sadece hoca işte daha futbol noktasında belki kendi hani sezon başında kurmak istediği yapıyı bu şekilde kurmayı arzu etmiştir. İşte burada tek sıkıntı bazen tutmazsa tutmuyor. Yani çok fazla yapacak bir şey yok. Evet. Ben şunu da söyleyeyim. Hani hoca gitsin gitmesin mevzusundan geldik. Ben sadece burada şunu söyledim. Tekrar üstüne basıyorum. Şimdi yönetim bir risk alma sanatıdır. Riskler alabilmek lazım. Sadece şimdi kalan 17 hafta için şunu söylüyorum. Göndermek de bir risk, kalması da bir risk. Yanlış mı Mete Hocam? Tabii ki. Burada bu riski alacak kimseler yöneticilerdir. Çünkü yarın bu takım kötüye gittiği zaman Allah esirgesin hani olumsuz bir sonuç. Ben de dediğin gibi ben de düşeceğini yani veya hani bu cendereyle ilgili aşağıya tamamen gideceğini zannetmiyorum. Çıkacak da illaki ama farz et ki bu bir ihtimal midir şu an için? İhtimaldir. Burada yarın bir olumsuz unsur olduğu zaman bunun ceremesi kime çıkar? Hoca çeker gider. Bunun ceremesi yönetime çıkar. Yönetime çıkar. Yönetime i̇şte çıkar. Bu riski de alacak. Hocam yönetimdir. Zaten bu iş bu saatten sonra her türlü yönetime çıkacak. Yani Aykut Kocaman kalsa da ligde kalma mücadelesi veren ya kalacak ya düşecek. Ama ligde kalma mücadelesi veren bir takımsın. Bunun faturası da sezon sonunda yönetime çıkacak. Yeni bir hoca getirdin. İyi transferler yaptın. Yine ligde kaldın iyi kötü bir şekilde dediğin zaman yine faturası yönetime çıkacak. Niye? Sezona sen ilk 5 hedefiyle çıktın. Avrupa kupalarında mücadeleyle çıktın. Geçen sezon Aykut Kocaman geldiğinde bu kadro çok kaliteli. Hatta bir önceki dönemden daha kaliteli bir kadro var. Biz bu kadroyla çok yukarılara oynayacağız deyip liderlik hesapları bile yaptığımız dönemden 11 maç kazanamama serisine döndük yani. Şimdi bu hedefler, bu hayaller önümüze konup arkasından ligde kalma mücadelesi koyarsan valla hiçbir hocaya yazmaz, yönetmeye yazar tabii ki de. Bize sordum İsmet Bey de sen olsan ne yaparsın ben, bir yönetici olarak şu andaki mevcut konumuyla? Anki mevcut konumuyla ben Aykut Kocaman'a devam ederim. Yaptırırım transferleri 3-4 tane neyse ama transferleri de tek tek dediklerim kendim. En az 10 tane hocaya sorarım, izlettiririm maçlarını. Hocanın vermiş olduğu listeye yani bizim oyun yapımıza ya da futbolcunun kalitesiyle alakalı benim kafamda soru işareti olmayacak yaparken. Hocaya güvenip hoca siz bunu alın dediniz diye almam yani. Yaptırırım hocaya 3-4 tane neyse transferi. Hocayla devam ederim. 3 maç görürüm. 3 maç sonrasında eğer olmuyorsa bu iş gönderirim hocayı. Ha bana 3 hafta önce sorulmuş olsaydı gönderebilirdim Aykut Kocaman'ı. Aykut Kocaman'ı gönderebilirdim. Ama şu anda yani bugün işte topladın valizini, yeni hocayı anlaştın, getirttin, transfer dönemi başladı, oyuncu aldın, takımı tanıdın bilmem ne derken selamun aleyküm der, ilk petite birinci ligde gözü açarız diye düşünüyorum ben. Hala aynı kanaatteyim yani. Beni ikna edemediniz, kusura bakmayın. Yok değil biz. Kimseyi ikna ettiği bir durum söz konusu değil. Herkes tabii burada düşüncelerini söylüyor. Yani bize kalırsa diye. Ligin ikinci yarısı 2 ay sonra falan başlamayacak. 20 gün sonra başlayacak. Yani bu seyri bozacak herhangi bir hamle yapmazlarsa ikinci yarıda futbol şansı kimilerine göre futbol ilahlarının bizim yanımızda olması için dua etmekten başka hiçbir şansımız kalmaz İsmet'ciğim. İnşallah o günleri yaşamayız. İnşallah yaşamayız. Biz İnşallah. Yaşadık. Gerçekten İnşallah yaşamayız. Yaşanmaması, başta da söyledik, yaşanmaması gereken ne varsa yaşadık. Bir diğer inşallah Konyaspor o bizim yaşadığımız sıkıntılı dönem gibi bir süreci yaşamaz. Sadece burada insanlar barışık olması lazım. İnsanlar birbiriyle diyalog halinde olması lazım. Tanımadığı insanlar hakkında çok fazla böyle yorumlar yapmaması lazım diye düşünüyorum. Biraz önce güzel bir şey söyledin. Son olarak herhalde programı kapatacağız. Evet hocam. Uyarı geliyor.
Ben bazen üzülüyorum. Hani Konya Sporlu, bize de Allah nasip etti. Bir yıl dönem yöneticilik yaptık. İki tane kupayı müzemize kazandırdık. İnşallah hedefi vardı zaten Konya Spor'un 100. yılında şampiyon olma. 2022'de inşallah o Süper Kupayı, Lig Şampiyonluk Kupası'nda bizden sonraki arkadaşlar veya onlardan sonraki arkadaşlar bu kulübe kazandırabilirler. Hepimizin hedefinin bu olması lazım. Bu noktada konuşmak lazım. Kısır çatışmayı, birbiriyle olan çekişmeyi bırakmak lazım. Geçmişle ilgili yapılanlar şöyleydi, biz şöyle kısımlarına girmemek lazım. Biraz önce bak, hiç sevmediğim olaylar ama sadece aklımda kalan bir anekdot. Dedin ki 13 tane transfer mesela. Evet. Dedin, ben hiç saymadım. Yani çünkü transfer yapılır, tutar tutmaz. Bu biraz futbolun doğasında olan bir unsur. Bile bile de tabii lades dememek lazım. Verim alamazsın, geri göndermek zorunda kalırsın. Son şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Son genel kurulda Sayın Başkan, ben kendisini hiç tanımıyorum. Sadece devrettiğimiz genel kurulda bir merhabamız olmuştu. Dediğim gibi belki şahıs olarak başkalarını baz alıyordur bilmiyorum ama biz o yönetimde görev yaptık. O yönetimin bir parçasıyız. Yaptığınız transferleri ciddi manada eleştirmişti başkanım. Transferlerle ilgili bayağı bir konuşma yaptı. İşte biri futbolu bıraktı, biri şöyle yaptı, biri böyle yaptı. Ben biraz önce dediğim gibi yönetici geçmişten ders alır, geleceğe bakar, aynı hataları yapmamak üzerine bir sistem kurar. Ben kendi adıma, kendi çıkardığım pay üzerine o gün şey yapmıştım yani, kırılmıştım kendimce, üzülmüştüm. Hı-hı. Yani. Evet. Ama şimdi geldiğimiz duruma baktığımız zaman aynı kaderi belki üzülerek, yani hiç yaşanmasını istemediğimiz unsurları yaşamak zorunda kaldılar. Dediğim gibi inşallah bu dar boğazdan çıkarlar. Hocam, evet. Bunun bir ortasını bulmak lazım. Yani sizin yönetim patır patır transfer yapmış, patır patır teknik direktör değişmiş. Bu yönetim de bunun tam tersini yapıyor. Yok, yani işte. bunun bir ortasını bulmamız lazım. Bak, şaka yapıyorum hocam. Biraz sözü öyle görünüyor ama. Eyvallah. İşte aynı 13 tane transferden bahsediliyor. Ortada hocam en nihayetinde sahanın içine bakar. Oynayan yok. Ben şunu şimdi bilir. Bu dediğim gibi bu bir şanstır. Bak, ikinci yer yapılan transferlerle ilgili hepsi tuttu. Hepsi de oynadı. Valla sizin o dönemde evet yani. Ezekiel, Evona, işte bunun türevlerinde bir sürü oyuncu transferiniz var. Ve çok kötü transferlerdi. Kesinlikle ama yani ligde sağlıklı, de geldi. Sağlıklı yapılmış transferler tabii. Değildi. Fakat mesela bir Mehdi getirdiler. Tabii. Mehdi Burabi'ye. Tabii. Parayla sattın. Tabii. Hemen hemen işte Eze'nin, Ezekiel'in maliyetini çıkarmıştır. Bir iki futbolcu sana tabii. Ekstra zarar mesela. Yazmıştır. Biz Süper Kupa'da oynadığımız kadroda vardı. Evet. Bay için kazandırdığı para ya. Değil mi hocam? Ya ya şimdi hayır, ben şunu demek istiyorum. Şimdi eksileri var herkesin. Yani bunları oturup masaya şunlar yapıldı, şunlar başka şöyle yaptı. Ben sadece buna üzülüyorum. Yani ya buna gerek yok. Tabii. Biz evet. Görevimizi layıkıyla devrettiğimize inanıyorum. Bıraktık. Yani bundan sonra geçmişte şöyle yapıldı. Şu kadar borç vardı. Şöyle devredildi. İşte şuradan şuraya geldi. Yani şimdi bir genel kurulda, bir Konyaspor'un genel kurulunda bu tarz konuşmalara girmek bence yanlış. Evet. Ben Muhammed Kayalı yazmış. Şahsen de tanımıyorum. Ben sadece buna, ben olsam bir yönetici, bir kulübün başkanı, bu tarz konuşmalara hayatta girmem. Geçmişle ilgili varsa alırsın o dersi, hatasını, ondan sonra geleceğe bakarsın. Şimdi biraz önce dedim yani, şimdi Eto'nun birçok yurt dışı futbolcunun sözleşmesinde olan unsurları bir basına verilmesi çok uygun bir davranış değil. O zaman evet. Şimdi Aykut Kocaman'ın sözleşmesini de ver. Ne kadar anlaşıldı, ne yapıldı vesaire gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Bunlar çok şeyler değil. Etik unsurlar hoş değil. Şeyler değil. Hoş kesinlikle şeyler değil. Bunu anlatmak istedim. Dediğim gibi yani yapmış transferi, tutmamış. Şu durumda olmasını gerçekten Konyasporlu olan kimse istemez. Biz de istemiyoruz. Konyaspor inşallah dediğim gibi aynı Bursaspor'dan sonra belki lig şampiyonluğunu buraya getirebilecek potansiyeli olan bir takım. Evet. Mustafa Derbentli Bey yazmış. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız kanalımızın misafirlerimize selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz abi. Muhammed Kayalı yazmış. İstanbul'dan selamlar. Sefasıyla, cefasıyla dedik. Her zaman arkasındayız. demiş. Saygı duyuyoruz yani. Ben
herhangi bir şey demiyorum. Abi şu anda tam 158 mesaj var. Sadece WhatsApp'ta. Artık okuyacak filan dermanım yok. Reji de beni o kadar çok sıkıştırıyor evet, ki. Şimdi sağ olsun Kerem Bey, genel yayın yönetmenimiz Kerem Bey de her hafta benim programın arkasına kesin bir şey ekler. Bir hafta Şaban'ın Davora filmini ekler. Bir hafta bilmem ne ekler. Beni burada sıkıştırır dururlar ondan sonra. Bu hafta da Almanak. Kanal 42 ekranlarında 2019 yılının Almanak'a yapılmış. Onunla alakalı bir program var. O yüzden beni çok sıkıştırdılar. Ben de sarkıttım biraz işin gerçeği. Gıcıklığına sarkıttım. Onu da söyleyeyim yani sayın genel yayın yönetmenimize. Bundan sonra eğer benim programımın arkasına program konmaya başlarsa, devam ederse, ben de Kerem İşkan'ın canlı yayınına ambargo koyacağım. Onu da söyleyeyim yani. Geleceğim 8'de şurada ekrana gireceğim yani bir şekilde. Bilgisi olsun. Buradan kendisini de uyarıyorum. Selamlar da söylüyorum kendisine. Çok teşekkür ederim bu ekranlara beni hala çıkardığı için. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Ben ligin devre arası boyunca program yapmayacağım. İkinci yarıda umarım iyi bir Konyaspor'la karşınızda oluruz. Şimdilik bizden müsaade. Önümüzdeki yarıda görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler, hayırlı günler. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner'in sunduğu Spor 42 sona erdi.